Yayında mıyız? Evet. İnternet açık değil mi abi? Çok açık. Evet, çok kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'nin her bir köşesinden, dünyanın birçok ülkesinden ve aynı zamanda Adana'mızın her bir köşesinden bizi izleyen kıymetli, değerli izleyicilerim. Bugün tabii biliyorsunuz yerel seçim oldu, Türkiye karıştı, ortalık karıştı. Biz de bir yorum katalım dedik. Evet. Kimle birlikteyiz? Hüseyin Karatoprak'la birlikteyiz. Hüseyin Karatoprak aynı zamanda siyasetçisin. Evet. Yani diğer yönleri zaten herkes biliyor. Daha önceki bölümlerde de programlarda da yine bahsetmiştik abi. Şimdi Hüseyin Karatoprak, bir milli görüşçüsün, siyasetçisin. Siz de AK Parti'deydiniz, ben de AK Parti'ye de milli görüş çizgisinde hiç ayrılmadık. Tabii yayınlar yapıyoruz. Ne oldu böyle Türkiye'de abi? Adana'ya geçtim yani ben. Tabiri caizse. Ne oldu? Yani bu sefer ben bütün izleyenlerimizi, bütün takipçilerimizi öncelikle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Evet. Hepsinin tekrar Ramazan'ın şerifini tebrik ediyorum. Tekrar yine dua ediyorum, iltica ediyorum Rabbimize ki bu Gazze'deki musibetten, Gazze'deki beladan, katliamdan, soykırımdan Allah ümmeti Muhammed'i tez zamanda kurtarsın. Amin, amin. Sebep olanları da kahretsin. Elinden gelen, yardımı eden, vicdan azabı çeken herkese de Allah nusret etsin, yardım etsin, hayır kapılarını açsın. Amin, amin. Yani biliyorsunuz bir seçim oldu. Ama bu seçimle beraber asıl bizim derdimiz ümmet-i Muhammed'in hali. Elbette ki biz seçimleri niye yapıyoruz? İlk önce 85 milyon vatan evladının huzuru için, memleketimizin güçlülüğü için, memleketimizin varlığı için, ülkemizin ayakta kalması, yeniden büyük Türkiye, yeniden dünyaya bir nizamat verecek güce gelebilmek için bu seçimler yapılıyor. Tabii bu şurada olan ne kadar insan var gerçekten, o da artık ayrı bir dert. Yani ben biliyorsunuz milli görüşçüyüm. Milli görüşten başka hiçbir yerde bir dilini sürüştü herhalde bir önce. AK Parti'de de bulundunuz AK dediniz. AK Parti bulunduk derken hani AK Parti döneminde de çok teklifler geldi. Tabii çok anlamına geldi. Yoksa çok da yani bütün arkadaşlarım, çoğu abi. Arkadaşlarımız zaten. Şurayı açabilir miyiz abi ya sana zahmet? Candan arkadaşlarımız çoğusu da ama maalesef bazı Tamam ayarladım abi. Teşekkür. Bazı işte fikirlerde, bazı uygulamalarda şey olmadığı için belki ortak hareket etmiyoruz bazı noktalarda. Siz bana soruyorsunuz ya ne oldu? Ya yani niye bu hale geldik? Evet, ne oldu yani? Bu kadar ben şok içindeyim. Yani bu sefer CHP'liler de şaşırmıştır bu. Herkes şaşırdı. Herkes şaşırdı. Ne oluyoruz demiştim. Çünkü bu sefer ilk defa yani seçmen herhalde bir one minute dedi. Veyahut da seçmen bu sefer bir sarı kart gösterdi veyahut da kırmızı kart gösterdi. Hı hı. Yani seçmen hiç bu kadar herhalde hiç bu kadar böyle bir daha önce birlik olmamıştı. Yani böyle kelebek etkisi dediğimiz bir etkiyle komple bir yöne yöneldi. Bunun sebebini... Bu tepki miydi abi? Tepki kesinlikle miydi? Tepki. Çünkü yoksa... CHP'nin mevcut oy tabanı belli zaten. Hani böyle bir oy kitlesi nereden geldi abi? Yani şimdi, AK Parti'den kırılmalar mı oldu AK Parti seçmeninde? Yani AK Parti'nin seçmeni ya aslında her seçimde AK Parti bu milletin bakış ve beklentileriyle hep şey yapıyordu, çatışıyordu. Hı hı. Bazı noktalarda, belki %100 değil ama %30'larda, %40'larda bir sükutu hayale uğratıyordu. Beklenmedik bir hamle yapıyordu. Ama bu seçimde gerçekten çok fazla etken var yani. Değil mi? Çok mesela, fazla etken. Mesela bir, yani genel siyaset. Bir, Gazze. İki, Ramazan. Üç, pahalılık. Mutfak. Dört, emeklilerin durumu. Beş, yani yeni emeklilik beklentisi olanlar. Çünkü... Şimdi onun dışında abi markete gidiyorsun, pazara gidiyorsun, her gün fiyatlar değişiyor. Ne oldu? Tabii. Millet dedi ki ne oluyor bu memlekete? Ve şu var yani 22 yıldır hep tek başına yöneten bir iktidar. 22 yıldır ya bakanlar tek, yani Milli Savunma Bakanlığı tek, İçişleri Bakanlığı tek, hep aynı elde yani. Hı. Aynı el,
22 yıldır pahalılığı önleyemiyorsa, enflasyonu düşüremiyorsa, emeklilere size maaş veremeyeceğiz diyor. Yani emekliye maaş veremeyeceğiz diyor. Size verirsek memurlarımıza maaş veremeyeceğiz. Bu hallerdeyken seçime girdik. Efendime söyleyeyim, faiz ve nas ikilisi. Yani bir tarafta nas var, bir tarafta faiz takır 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 %8.5'dan %50'ye yükseliyor. Şimdi siz bunu iyi niyetle bakın, kötü niyetle bakın, neyle bakarsanız bakın, fakat bunun halk nezdinde bir karşılığı var. Ve seçime bunlarla beraber giriyoruz. Aynı zamanda yani çok üzülerek söylüyorum, gerçekten çok üzülüyorum, cemaatlerin ve bazı hocaların tutumları, tarikatların, bazı hocaların, bazı cemaat liderlerinin, efendim yani şu partiye oy vermezseniz haram sözü. Yani bu siz bunu gayet samimi ve gerçekten gönülden isteyebilirsiniz. Ama halk nezdindeki karşılığı sizin beklediğiniz gibi olmuyor. Ve şu var, yani bir de şu maddelerden sonuncuyu da söyleyeyim de, bir de sokak enflasyonu. Sokaktaki pahalılığın ötesinde bir de TÜİK'le çatışan, TÜİK'le alakası olmayan bir enflasyon var. Ve en önemlisi ve son madde, bu seçim öncesi nasıl bir seçime girdik sorusuna önce ortamı bir görerek izah etmek lazım. Ve bir dayatma, yani bir son madde olarak da dayatma diyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, herkes Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Yani CHP'nin de cumhurbaşkanı, MHP'nin de cumhurbaşkanı, AK Parti'nin de cumhurbaşkanı, Saadet'in de, etnik kökenlerin de. Ama şimdi yani gerçekten hani Türkiye'de çok ciddi bir azınlık olan, %1, %2 seviyesinde bile olmayan bir sürü, yani bir Ermeni etnik cemaati için kiliseler, yani 100 milyon dolarlar harcanarak kiliseler onarılırken emekliye bir şey veremeyeceğim sözü illaki bir tepki görüyor. Yani halk içinde. Şimdi bakın, bu saymış olduğum 10 madde, yani Gazze ve Gazze ile ticaret, Ramazan'ın durumu, çünkü Ramazan'da seçim gerçekten çok sıkıntılı. Millet iftar mı edecek? Yani siyasilerin çoğu... Burada da sıkıntı var mı? Mesela Ramazan'a denk gelmemesi... daha iyi olurdu. Sağlayabilirlerdi aslında. Tabii tabii, çok bir ay erteliyoruz. Ne, bayramın artık. Bir şey daha söyleyeceğim abi. Çok özür dilerim. Buyurun. Şu Ramazan'a girmişken... Tabii. Yani Ramazan bizim maneviyatımız, bizim duygularımız, özellikle gariplere yetişmek, fakirlere yetişmek hususunda. Ama çok gösterişli iftarlar oldu. Yani o aday orada iftara gidiyor, o aday orada iftara gidiyor, o orada, yani bakın parti ismi vermiyorum, yani dikkatinizi çekiyordur belki, parti ismi vermiyorum. Ve bütün bunların üzerine bir grizu patlaması mı diyelim, bir yanardağ patlaması mı, yoksa bakın daha yayının başındayız, %100 net ve kesin olarak söylüyorum, bu millet CHP'yi sevdiği için CHP'ye bu kadar oy vermedi. Bence de. Yani açıkça söylüyorum, fakat... Bu kadar, bu 10 maddenin ilişkisi içerisinde ruhlar, zihinler, düşünceler, sofralar, Ramazan, hepsi birbirine girdi, karıştı, her şey karıştı. Her şey karıştı. Bir de vatandaşın kafası zaten karışıktı, iyice karıştı. Ve bunun sonucunda da benim gördüğüm, Ramazan suistimal edildi. Gazze zaten suistimal edildi. Ona da hükümet tarafından. Çok büyük, evet. Mesela hala ben Gazzeciyim, Gazze'ye Allah yardım etsin diyor ama gemi gönderiyoruz. İlişkiler devam ediyor. Sert bir tutum sergilenmedi. Ve pahalılık devam ediyor. Pahalılığın en çok yaşandığı gündeyiz, Ramazan'dayız. Ya. Ben birçok iş adamından duyuyorum. Hüseyin abi diyor, gerçekten dışarıda yemek yemiyorum diyor. İşçilerime yemek yedirmiyorum diyor. Yemek vereceğim diyor, dışarıda veremiyorum. Çünkü 20 tane işçimle gitsem diyor, en minimum 10-15-20 bin lira para vereceğim diyor. Aynen. Ben onu diyor, iftar vermek yerine dışarıda bir tepsiyle yemek hazırlıyorum, iki tepsiyle yemek hazırlıyorum ve ondan sonra onun parasını işçilerime bayrama yakın harçlık vereceğim diyor. Ne kadar? Yani bütün bunu, bu bir kişi iki kişi değil, ben onlarca bu tepkiyi aldım. Ve bu aldığım tepkinin
sokağa yansımasını okuyamadık. Yani bütün partiler olarak, yani bu dönem için. Hı hı. Ve bununla beraber emekliler bas bas bağırdı. Biz bu parayla geçinemiyoruz. Kirayı bile ödeyemiyoruz. Hı hı. Ama 7. ayda sizi gündeme alacağım diye bir tepki. Biz de seni önümüzde bir şey var. Bir 31 Mart var. 31 Mart'ta biz gündeme alacağız dediler ve gerçekten bu sefer uyguladılar yani. Hı. Daha önce bir duygusallık vardı, bir sevgi vardı. Nedense gerçekten yani Tayyip Bey'i halkımız seviyor. Evet. Yani gerçekten seviyor yani. Seviyor, seviyor. Vatandaş seviyor. Ama yani dedi ki yahu sevmek karın doyurmuyor dedi herhalde bu sefer. Bir kırmızı, değil mi? Bir kırmızı kart gösterelim. Bir sarı kart. Yani. Ben kırmızı demiyorum. Ben, kırmızı. Ben sarı kart diyorum. Çünkü kırmızı kart biliyorsunuz oyun dışı kalmaya sebep olur. Yerel seçimde oyun dışı kaldı anlamında söylüyorum. Genel yani, seçimde bence yine Cumhurbaşkanı alır gibi geliyor abi. Yani onun tabii yani 4 yıl var daha onu o zamanlar erken, konuşuruz. Erken seçim olabilir mi Sayın Hüseyin Karatoprak? Ben erken seçimin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Hani hatırlayın şu son bu seçim için hükümet kanadı hep ne diyordu? Bize oy verin ki bizim olmadığımız, AK Belediyeciliğin olmadığı yerlerde ne olsun diyordu? Hizmet gelsin diyordu. Şimdi o olan yerlerde kaybedince şimdi o zaman oralara hizmet gitmeyecek demek ki. Veyahut da, yani bu sav çürüyecek. Artık hükümet bu muhalefetin partisinin belediyesi, bu iktidarın partisinin belediyesi demeyecek. Hiçbir kimseyi ayırt etmeden herkese ya eşit hizmeti götürecek veyahut da bunun önlenmesi için yani bunun çözülmesi için tekrar belediyeleri almak için ilk önce bir genel erken seçime arkasından da herhalde diğer seçime gidilecek gibi geliyor. Görünüyor değil mi? Evet aynen öyle. Hı-hı. Çünkü bölgemiz her şeye gebe. Biliyorsunuz adamlar Büyük İsrail planı kuruyorlar. Büyük Orta Doğu projesini kuruyorlar. Hı-hı. Ve bu hususta Türkiye'de sınırlarımızın bu sınırların içinde diyor Condoleezza Rice 2005'te Türkiye'de gelip Amerika Dışişleri Bakanı olarak burada bir program yaptığında bunu söylüyor. Bu tabii ekmeğine de yağ sürmüş olduk bir nevi değil mi? Şu seçimde de yani bu. BOP'un programına evet. Mı? Yani şimdi ben her zaman söylüyorum sizle de çıktığımızda da söyledim. Türkiye'yi topla, tüfekle, füzeyle, tankla veya askeri müdahaleyle zaten BOP işgalini gerçekleştirmiyorlar. Neyle? İşçi ve emekliyi mağdur ederek, aynen, üretimi yani. Düşürerek, mesela hayvancılığı bitirerek, tarımı evet, bitirerek, sanayiyi ya, çok şey, ya, işin içinden çıkamayacağız hocam, hale getirerek. Dilerim. Hani şimdi Gazze'yi protesto amaçlı mesela marketlere gidildi ya. Evet. Şimdi baktığımızda abi İsrail ürünleri ve İsrail destekli ürünleri kenara aldığımızda hiç ürün kalmadı. Çok azdı parmak sayısı kadar. Evet. Şunu anladık. Türkiye'de üretilmiyor. İşgal, hayır bir şu var. İşgalin yani. Farklı bir boyutu bu işte. Aynen. Türkiye'de gerçekten bizim yani iş adamlarımıza ne oldu dedim. İş adamlarına efendim, destek ceketim, verilmiyor mu? Şu ceketim. Hani tekstilden tuttu abi her şey. Ayakkabısından, yemesinden, özellikle gıdada. Üretim yok abi. Şu üzerimdeki ceketten örnek vereyim. Şu ceketin şu içini göstermiyorum. İçinde bir etiket olduğu o zaman bu ceket 15 bin lira. Hı hı. Ama o etiket olmayıp yerli Adana'nın herhangi bir tekstil imalatçı firmasının ürettiği bir etiket olduğu zaman 3 bin lira. İşte onu diyorum. Biz üretmiyor muyuz? Gıdada da. Üretiyoruz. Markette abi yiyecek kahveden tut da. Bakın size bir örnek daha vereyim. Markalarımız bile biz Türk markası zannettiğimiz markaların çoğu İsrail kökenli hepsi. Şimdi vatandaşlarımız destekli. Ümre'ye gidiyor, hacca gidiyor değil mi? Hı hı. Hacca gidiyor, oradan alıp gelmeyi bir maharet sanıyor. Evet. Ve gidiyor şey oraya, evet. Alıyor, getirip burada bir namazlığa dağıtacak veya bir ürün dağıtacak. Bir bakıyor ki oyuncaklar filan o tür şeylerin çoğu Çin menşeli. Ama namazlığa olsun, örtü olsun, takki olsun bir bakıyor ki Türkiye'ye getiriyor. Orada çok beğeniyor. Altına şeyin etiketini bir açıyor arkasına bir bakıyor ki Made'in Türkiye'yi. Arkadaşım buradan gidiyor, orada kar koyuyor, oradan alıp geliyor. Enteresan. Neden? İşte yani bizim milletle herhalde yani milliyetçilik kavramını biz yanlış anlıyoruz bence. Bence de. Bence milliyetçilik kavramı evet. Asıl burada önemli. Değil mi? Ben bu vatanın öz üretimini, öz ticaretini, öz varlığını nasıl kalkındırırım yerine ben Türk'üm, milliyetçiyim. Ben öbürü de diyor ki Kürt'üm, milliyetçiyim. Yani
Oysa biz Kürt'ün ürettiğini de alıyoruz, Türk'ün ürettiğini de alıyoruz, Arap'ın ürettiğini de alıyoruz, Çerkez'in ürettiği. Bu ülkede. Ama ben Türkiye Türk'üyüm, Türkiye milliyetçisiyim desek bu apayrı bir durum değil olur. Mi? Elbette. Yıllarca hep Erbakan Hocam bunu söyledi. Tabii bunu bu memlekette yaşayan 85 milyon. Biz ya. Onun talebeleri olarak şu anda aynı sözü söylüyoruz. Ne? Ya. Yani o yaşadığı gün 72 milyon diyordu. Bugün geldiğimiz noktada 86 milyona ulaşmışız. 86 milyon vatan evladının kardeşliği diyoruz. Evet, katılımcılarımız var. Güngör Vedat Şenol Beycioğlu. Yine. Çok selamlar başkanıma. Sizin kendisi. Şahsınızda şu anda kıymetli başkanıma gerçekten çalışmalarından sahada boşluk bırakmadan her caddeye, her esnafa ulaşmaya çalışarak elinden geleni yaptı ekip arkadaşlarıyla beraber. Biz kendisine gerçekten bir teşkilat abisi, kardeşi olarak çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de iyi ki varsın diyorum Vedat abi. İyi ki tanıdınız değil mi? İyi ki tanıdım. Vallahi çok düzgün adamlar. Evet, çok. Ben hep söyledim. Her platformda Saadet Partisi'nin adayları, Yakup abi olsun, diğer adaylar olsun, Kayısan'ın adayı olsun. Tabii. Hepsi birbirinden nezih. Hepsinin birbirinden kibar adamlardı. Beyefendiydi. Dürüst adamlardı. Dürüst siyasetçilerdi. Her zaman da vurgulayacağım bunu. İnşallah. Evet. Salim abi kolay gelsin. İyi yayınlar abla demiş. Sezai Şimşek. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar Emine Hanım. Hüseyin Hocama selamlar. Aleyküm selam. Akın Öcal, Yumurtalık'tan. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar Emine Hanım. Konuk arkadaşıma saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hürmetler bizden efendim. Kezban Tansak yine dernek başkanı, o da yüreğinde. İnsanların evinde yiyecek yemeklik malzemesi yokken iftar çadırına gitmeyen vatandaşlar vardı utandığı için. Evet, evet, şahidiz. Hüseyin Allah'ın. Hocam hayırlı günler demiş. Muhittin Gül, Hüseyin Hocama selamlar. Aleyküm sizlere selam. İyi yayınlar. Çok demiş. Teşekkür ederim. Kadir Karakuz'u izliyor. Evet arkadaşlar, gündemi değerlendiriyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Tabii yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Adana'da neler oluyor, Türkiye siyaseti nereye gidiyor diye konuşuyoruz. Evet. Şimdi şeyden önce yine bir konuya girecek olursak, artık bir seçimin hemen hemen sonucu netleşmeye başladı. Vatana, millete hayırlı olsun. Evet. Elbette ki eğer rahatsızlığı olan varsa, şikayeti olan varsa, Türk demokrasilerde vatandaşın söz hakkı 5 dakikadır mührü alıp içeri girip çıkana kadar. Aslında bu kadar kısıtlı değil. Ondan sonra da STK'lar aracılığıyla yani yasal dairedeki eylem haklarımızla bize uymayan şeyleri yapmaya, uyarları yapmaya devam ederiz. Evet. Şimdi o nedenle öncelikle bu sonucun milletimize hayırlı olmasını diliyorum ve dünkü balkon konuşması, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşması benim çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir cumhurbaşkanıydı gerçekten. İşte dün görmek istediğimiz, yani AK Parti'nin dışındaki insanlar olarak görmek istediğimiz cumhurbaşkanı. Ben şuna kesinlikle karşıyım. Her zaman da söyledim. Yani cumhurbaşkanı bir partiden gelebilir ama seçim olduktan sonra, başkan olduktan sonra o partiyi temsil etmemeli. Bu ne yaparsa yapsın. Evet, ne yaparsa yapsın. Da Türkiye'yi kucakladı. Bravo. Cumhurbaşkanımız. Tek kelime o. Çok güzel. Ben çok yani gerçekten bağrına bastı. Sizin şahsınızda çok Sayın Cumhurbaşkanımızın evet. dün akşamki balkon konuşmasını tebrik ediyorum. Evet, ve ama bunu tebrik etmeyle beraber bundan sonraki uygulamalarda da bu konuşmanın uygulamasını istiyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi Hüseyin abi? Cumhurbaşkanımız bazı şeylerin de farkına vardı. Bir şey daha şey yapayım. Yani sizin sözünüzü de kesmek istemiyorum ama bir diyalog şeklinde tabii, geçiyor. Tabii sohbet ediyoruz. Şey, dün akşam ben böyle şeylere çok önem veririm. En son Allah razı olsun. Çok dar bir ortamda bir kızımın düğünü olmuştu. Orada eşime teşekkür etmiştim. Kızıma yani böyle bir ahlaklı, böyle bir edepli, böyle bir hanımefendi yetiştirdiği için, kızımı yetiştirdiği için. Şimdi ben karı koca ilişkisine çok ehemmiyet veriyorum. Şimdi dün balkon konuşmasında bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı yoktu yanında. Evet, sadece bir tane vardı. Bakan yoktu. Hı. Bir tane şey yoktu. Bir tek eşi vardı. Bir tek eşi vardı. Anlayana bu çok büyük mesajdı. Kesinlikle. Ben çok şey aldım oradan. Bakın, sosyal yapımız dağılıyor ama aile yapımızı Allah dağıttırmasın bizim. Amin. Cumhurbaşkanı orada eşiyle beraber, eşi orada
Böyle kendisini seyrediyordu. Bu cumhurbaşkanımız bizim. Arkadaş biz severiz, sevmeyiz, kabul ederiz, etmeyiz. Bu başka bir şey. Evet. Siyaseten konuşuruz, eleştiririz ayrı bir şey. Ama doğrular doğru. Türkiye Cumhuriyeti bir tanedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı da bir tanedir. Bir tanedir ve herkes, hepimizin cumhurbaşkanıdır. Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Yani bakın biz şunu eleştirirken, o çok bakın önemli. Şunu eleştirirken, eğer hükümete oy vermezseniz size hizmet gelmez. Tehdidini yapan aynı cumhurbaşkanımıza nasıl karşıysak, dün akşamki konuşmayı yapan cumhurbaşkanımızın da o kadar arkasındayız. Arkasındayız, aynen. Ve bunun sonucunda çok güzel bir konuşma yaptık. Evet. Çok. Dün ve bunun sonucunda cumhurbaşkanımı bir kez daha çok sevdim ben. Ve yanında kimse yok. Tek gördünüz. Ve evet. Ben şimdi geliyorum Adana'ya. Fatih Koca İzmir. Bakın şimdi geliyorum Fatih Koca İzmir. Geliyorum efendime söyleyeyim Erdal Hatipoğlu. Geliyorum Halil Nacar. Geliyorum Ozan Gülaşlı. Hepsine söylüyorum. Evet. Hepsi %90 Tayyip Erdoğan ismiyle kazanacaklarına inanıyorlardı. Evet. Evet. Yani evet. Bir tek Tayyip Erdoğan'ın aynen. ismi bize yeter. Evet, bugüne evet. kadar böyle oldu. Bugüne kadar hep böyle oldu. Adıyla aldılar seçimi, neyle aldılar? Siyaseten hiçbir icraatı olmayan. Ne kadar rahattılar, dikkat etsin. Siyaseten abi. Hiçbir verimliliği olmayan, hı-hı. siyaseten hiçbir tanınırlığı olmayan ama ve lakin sadece Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle layık oldukları il başkanlıkları, ilçe olduklar. Başkanlıkları, belediye başkanlıkları, milletvekillikleri bu yerlerde hı-hı. kendileri bu şekilde gösterdikten sonra bir PR yaptılar. Ama oradan indikten sonra da PR filan hiçbir şey kalmadı. Yani hiçbir çünkü bir üretimleri, bir değerleri, bir katkıları yok. Ama aynen yok abi. Dün okuduğumu söylüyorum ben. Okuduğumu. Cumhurbaşkanının yanında Adanalı Ömer Çelik de yok. Evet, o dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkan yardımcıları da yok. Hiç kimse yoktu. Bakanlar Kurulu da yoktu. Ömer Çelik de yoktu. Hiç kimse yoktu. Evet. Evet. Ve orada dolayısıyla çok büyük şey, bu alınan %37 oy toplam Türkiye çapında. %95'i Tayyip Bey'in oyudur. Aynen %100. %95'i. 5'ini. Ha geri kalan bütün belediye başkanları, başkan yardımcıları, bütün milletvekilleri, bütün belediye başkanları %10 getiremediniz mi? Getiremediler. Ha, şapkayı öne koysun. Yani bu AK Parti için. Ellerini başının altına alsın. Bu AK Parti için söylüyorum. Evet. Ya dün akşam bana gelen telefonları bakın. İnanın yönetimden bana gelenleri. Bana yönetimden, AK Parti'nin yönetiminden gelenleri. Biz bu Ömer Çelik'ten kurtulmadığımız sürece. Bakın bana gelenleri söylüyorum. Bunu yönetim bakın, söyledi. Yönetimin içinde olanlardan evet. Duyun arkadaşlar bakın AK Parti yani, yönetiminin içinden telefonlar geliyor bizlere. Diyorlar ki Ömer Çelik bir de gecenin birinde biz bu Adana'yı bir yere getiremeyiz diyorlar. Evet. Yani diyorlar bakın ben AK Partili değilim. Ben şu anda siz beni Adanalı bir bilir kişi olarak çıkardınız kesinlikle buraya. Kesinlikle bir milli görüşçü olarak. Ben ama milli görüşçülüğümü hiç söylemedim. Saadet Partili olduğumu söylemedim. Evet. Fatih Erbakan'ın bu çıkışını daha değerlendirmedim. Bir sosyolog ama, olarak söylüyorum. Ben eğitimci ve sosyolog olarak duyuyorum. Evet, sosyolog olarak ve ilk hatırlayın. Siyasetçi olarak. Ve ilk hatırlayın 10 maddeyle ben sosyolojik bir tespit yaptım. Gazze, Ramazan, efendime söyleyeyim pahalılık, pahalı. Emeklilik, yeni emeklilik bekleyenler. Ya hanımefendi 55 yaşında primi dolu. Yaşı tutuyor. Bu sefer de başvurusu 99'dan önce olmadığı için emekli edilemiyor. Ya 42 yaşında emekli olanlar tanıyorum. 41 yaşında emekli olanlar tanıyorum. 54 yaşında emekli olamayan kadınlar primi dolu olduğu halde. Bu bir adaletsizlik. Ben her zaman söyledim. Bakın her zaman söyledim. Neyi söyledim? Doğalgaz. Doğalgazı bedava verdi. 20-25 metreküp'e kadar değil mi? Ama buna Çankaya'daki de dahil, Gazi Osman Paşa'daki de dahil, İstanbul Gazi Ankara Gazi Osman yani Adana'nın, Ankara'nın en elit yeri. Buna Güzelyalı da dahil, yani Adana'nın en güzel yeri. Meram Bağları dahil Konya'nın en güzel yerleri. Ama Adana'nın Meydan ilçesi mahallesinde, Adana'nın Gülpınar, Dumlupınar, Mestanzade mahallesinde müstakil evlerde doğalgaz olmadığı için bir tüpü 750 liraya alanlara bir indirim yapılmadı. İşte bakın. Bakın maddelerinden birisi. CHP, AKP ve bileşenleri. Yani CHP'nin bileşenlerinde dem var. Tip var.
TKP var. Yani Türkiye Komünist Partisi'nden oy alıyor. Türkiye İşçi Partisi'nden oy alıyor. İşçi Partisi'nden alıyor. Efendime söyleyeyim, DEM'den alıyor. Kimse aksini iddia edemez. İstanbul'da DEM %2 almış. %7 oy var. 5'i nerede? 5'i CHP'ye gitti. Aynı şekilde AKP bileşenleri, MHP, Büyük Birlik gibi bileşenleri var. Fakat bütün bunların isimleriyle bir tayakkuz halindeler, tenakuz halindeler, çatışma halindeler. Mesela şeye bakıyorsun, yani gerçekten bu beni çok etkiliyor. AK Parti'nin mesela şeyine adalet var, fakat adaletsizlik had seviyede. Kalkınma var. Fakat kalkınma diye bir şey, hani sanayi, yani savunma sanayinde bir ilerlememiz var. Allah razı olsun. Ama yani tarım sanayinde, tarım, hayvancılıkta, ben dedim ya o gün abi, ben tarım bakanı yok olmak istiyorum. Evet. Buradan duyuruyorum siyasi partilere. Bir köylü, çiftçi çocuğu olarak ben şu anki tarım bakanından daha iyi yöneteceğimi iddia ediyorum. Ve şeye bakıyoruz, Hüseyin abi, yani vallahi. Ve TL'ye bakıyoruz, kalkınmayla alakalı son 20 yılda 35 kat TL erimiş. Hı hı. Alım gücü 35 kat düşmüş. Bu nasıl adalet, bu nasıl kalkınma? Bakın adaletle ilgili Gazi Osman Paşa'daki insanların, Meram Bağları'ndaki insan, Güzelyalı'daki insanların, siz 25 metreküp doğalgaz parasını, mutfak ve sıcak su parasını ödeyeceksiniz. Fakat Adana'nın Meydan, İstanbul'un Güngören veyahut da diğer semtlerindeki doğalgaz olmayan ve fakat tüp alıp tüple, artık büyük tüp de alamıyor, küçük tüp alan insanlarına tüpü bedava vermeyeceksiniz. Bu nasıl bir adaletsizlik? Şimdi geri hemen Adana'ya gelmek. Bir saniye. Bu AKP'nin ismiyle alakalı. Adalet ve kalkınma. Şimdi geliyorum CHP'ye. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyete bakıyorsun. Siz Cumhuriyeti temsil eder bir yönünüz yoktur. Yok. Buradan siz sadece CHP'liler neyi temsil ediyor? Sadece altı oku temsil etmek Cumhuriyet demek değildir. Bu altı ok sadece devrim kanunlarıdır. Abi Halk Partisi diyor ya. Halk. Bakın geleceğim Cumhuriyeti önce. Hı hı. Cumhuriyet. Bakın siz kesinlikle Cumhuriyeti, Cumhuriyet halk demektir. Cumhuriyet millet demektir. Cumhuriyet bütün bileşenleriyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, efendim etnik azınlıklarıyla bir bütündür. Siz bu bütünlüğü sağlamıyorsunuz, ayrımcılık yapıyorsunuz. Din ile alay ediyorsunuz, dindarlar ile alay ediyorsunuz, cemaatlerle alay ediyorsunuz. Tamam, hatalılar var, hatalılar var diye siz hepsini bir kefeye koyamazsınız. Geldik. Bu Atatürkçü bu değil diyemezsiniz. Geliyorum. Kardeşim. Siz sadece ben Atatürkçüyüm. Ne ve olmuyor, Atatürkçüyüz olmuyor demek suretiyle. O altı ok anlayamıyorlar sizin abi. Sizin bir programda gene ben konuşmuştum. Hı hı. Yani bazı dindarlar var. Dindar olduğunu söyleyen İslam'ı kullanarak milleti. Aynen takiyeyle götürüyorlar. Bir kısım var Atatürkçülük diyerek. Ve şu anda geldim. Ve geliyorum halk. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki adalet yerini doldurmuyor. Kalkınma yerini doldurmuyor. Bunu anlattım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Cumhuriyet yerini doldurmuyor. Halk kısmına gelince halkı hiç sen kucaklamıyorsun. Bir kere halka sosyal adalet, sosyal eşitlik. Aynen. Yani sizin söylemleriniz ve hedeflerinizin arasında ama sosyal ayrımcılık ve birbirine düşürmeyi Özgür Gürel geçen gün şeye gidin diyor, Konya'ya gidin diyor, Kayseri'ye gidin şarap diyor. Şarap içecek yer yok diyor. Yani Ramazan ayında bu söz söylenecek şey mi ya? Balığın yanında şarap içecek, beyaz şarap içecek yer. Ya siz halkın %98'i Müslüman olan yani bu milletle ya bu şekilde mi halkla kucaklaşıyorsunuz? İşte halkçılık denen oku anlayamam. Geliyorum. Şimdi MHP'ye. Halkı kucaklayamıyorlar. Beni kucaklayamıyorlar yani. Şimdi geliyorum MHP'ye. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçilik. Arkadaş yani halktan kopuk, halkı hiçe sayarak bir milliyetçilik olmaz. Ne diyeceksiniz? 86 milyonun içerisine ben Türk'üm ve Türkçüyüm diyenleri ayıralım. Diğerlerini yok mu sayalım? Zaten şu anda bu dediğiniz zihniyeti şu anda İsrail yapıyor. Hı hı. İsrail ne diyor? Ben üstün ırkım, ırkçılık benim yapıyor. Dışındaki herkes bize köledir diyor. Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de, Mısır'da, Arabistan'da, Çin'de hepsi bizim için yaratılmış yardımcılardır, kölelerdir diyor. Hı hı. Bu anlayış buna gider. Böyle bir milliyetçiliği kabul etmemiz mümkün değildir. Ondan sonra diyorlar ki biz milliyetçiyiz ve Atatürk'e bağlıyız. Ama Atatürk'ün söylediği milliyetçilik gene bu değil. Değil. Nedir Atatürk'ün söylediği? Türkiye sınırları içerisinde olan ve ben Türk milletinin mensubuyum diyen herkes Türk milliyetçisidir diyor. Bu Kürt olur, Arap olur, Çerkez olur, Ermeni fark olur etmez. Ya. Ermeni olur. Ermeni olur değil mi? Birçok Ermeni var. Belki Türk'üm değil
ödeyip meydanlara çıkan birçok kimseden daha güzel vergisini ödüyor. Evet. Mesela iki tane evi var. Mesela iki tane evi var. İkisinin gidip vergisini ödüyor. Ama bazıları var ki 600 tane 700 tane evi olduğu halde vergisini nasıl bir şey yapmışsa vermemiş. İsmi önemli diye. Ben isim vermiyorum aynen, yani. Aynen biliyoruz. Ve harekete gelelim. Evet, harekete bakın gelelim. Hareket, milliyetçilik konusunu açıkladık. Hareket, milliyet, MHP'nin hareket kısmına hangi hareketten bahsediyorsunuz? Yani 5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ağza alınmayacak her türlü hakareti yaparken bugün Türkiye'nin başına gelebilecek en büyük kısmet Cumhurbaşkanı'dır diyorsunuz. Bu sizde bir tutarsızlık oluşturuyor ve geçenlerde bir yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket olarak Cumhurbaşkanı'na gene bir ultimatom vermişti. Şöyle yapılmazsa şöyle olur diye ve bunun sonucunda harekette de bir düzenlilik yok, bir istikrar yok, bir stabilite yok. Geldiğimiz bu noktada. Bakın Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP. Şimdi bunlara açılan İyi Parti'ye girmek istemiyorum. Zaten o şu anda alacağını aldı. O bayağı bir düşünecek zaten. Fakat isimleriyle müsemma olmayan partiler halkın nazarında büyük tepki. Ama peki CHP'yi de saydınız ama CHP büyüdü diyeceksiniz. Çünkü bu birlikteliğin karşısında en güçlü görülen yapı CHP'ydi. Cumhuriyet tarihinde %25'i geçmemiş tek parti dönemi hariç. %25'i geçmemiş CHP'yi bu seçimde %37-38'e çıkaran bu seçim sistemi tamamen bu başarı AK Parti ve MHP iktidarının başarısıdır. CHP'nin bu hale gelmesinin sebebi. Aynen öyle. Bu da çok büyük ve ciddi bir öz eleştiridir. Benim eleştirimdir. Katılırlar, katılmazlar. Katılırlarsa zaten katılmazlarsa gelen mesajlardan aynen duyacağız. Aynen. Ama geldiğimiz durumda yani %13'lük bir tepki oyu, bir kızgınlık oyu, bir patlama CHP'yi bu seviyeye getirdi. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz. Evet. Adana'yı konuşacağız abi. Köyde evet. İspir'le alakalı da konuşmamız lazım. Evet. Yani Adana'ya 4 tane 5 tane bakan geldi. Yavuz Karatok toprak izliyor. Selamünaleyküm. Merhaba Emine Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hüseyin hocamıza çok çok selamlar. Aleyküm selam. Muhittin Gül izliyor. Sami Aki hayırlı yayınlar. İbrahim Göl. Seçimi emekliler belirledi. Sizlere katılmıyorum. Üsküdar ve Eyüp başarısız mıydı ki gidip CHP'ye verdiler demiş. Tamam biz de aynısını şimdi söylüyoruz zaten. İbrahim Göl'e biz de aynısını söyledik. İbrahim kardeş katılıyoruz. Hüseyin hocam da aynısını söyledi. Biz de katılıyoruz. Zaten maddelerin birinde zaten evet. Üçüncü maddem emekliler. Evet, evet emekliler vardı. Mutfaktaki yangın vardı. Faiz ve nas durumu. Faiz vardı. Onun dışında yine şey var. Cemaat ve hocaların. Cemaat hocaları yani, ve tarikatları. Şuna vermezseniz haramdır ifadesi. Evet ifadeler vardı. Tabii AK Parti'nin de teşkilatlarının Cumhurbaşkanı'na güvenerek rahat yayılmaları diye. Aynen öyle. Bu bana bir tanesi yazmış. Hı. Bakın AK Parti'den AK Parti'den bir tanesi yazmış. Hı hı. Allah diyor bunların kibirini yani bizim Kadir diyor. Kadir Karakuzu için izliyor. Evet, sağ olsunlar. İzliyor hocam. Diyor ki kibirleri ve diyor dar ceket giymelerinin diyor dar ceket yani artık nasıl rahatsız olmuşsa teşkilattan dar ceket ve kibir patlamasının yansıması diyor. AK Parti'den ya biri bunu dikkat ediyorum abi ya. Ben şimdi AK Parti Adana Teşkilatı'na bakıyorum. Birçok yerdeki teşkilatlara bakıyorum. Abi niye böyle bir kasıntı var yani? Böyle Cumhurbaşkanımızda yok o kasıntı. Dünkü Cumhurbaşkanımızın konuşmasını anlattık. Ne kadar güzeldi. Ne kadar, evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki her bir vatandaşı kucakladı adam. Yo resmen CHP'yi tebrik etti ya. CHP'yi tebrik etti yani. Oy verenlere de tabii. İyi ettiniz dedi yani. Sanki iyi ettiniz. İyi ettiniz ama dedi yani. Emine Hanım siz de program da hatırlayın ben yine söylemiştim. Hı hı. Murat Kurum'un çıkarılması yani yanlış. Kesinlikle ve kesinlikle İstanbul'un
karşı tarafa hediye edilmesi demiştim. Koca İspir içinde ben aynısını söyledim. Evet. Aylarca dedim ki Koca İspir olmaz. Abdullah Çalışkan olsaydı çok dengeler değişebilirdi. Birçok güzel adaylar vardı. Değerlendirmediler Hüseyin Hocam. Ya kesinlikle. Şimdi Adana'da ben Koca İspir ismi ilk söylendi. O dakika ne dedim biliyor musun abi? Zeydan'a verildi dedik. Beraber dedik. Zeydan Karalar'a verildi. Tepside AK Parti sunum yaptı dedik. Ömer Çelik götürdü. Tepside sundu. Ve Fatih Koca İspir de damataş gibi yiyecekler dedik değil mi? Evet. Yüreğir de kalsaydı Koca İspir. Yüreğir devam ederdi. Devam ederdi. Yüreğir devam ederdi. Tam bakın devam Yüreğir ederdi. Bakın. Adam biliyordu çözmüştü Yüreğir bakın yani. Ben kesin Yüreğir kazandık diyorlardı. 3 gün çöp alınmadı. 3 gün. Evet gelin beni arıyorlar. Beni arıyorlar. Kameraya çektiler. Ya lütfen şunları ara Hüseyin abi diye. Evet bana da. Diyor ki kaybetmek için mi yapıyorlar diyorlardı. Evet ara sokaklara girilmedi. Evet. Günlerce çöp alınmadı pazardan pazara alındı. En son ben canlı yayında söyledikten sonra İftardan sizlerin aramasıyla. İftara koşmanın dışında geleceğiz dediler yani. Hiçbir yere gitmediler. Evet. Ne oldu? Ekrandan Tayyip Bey'in görüntüsüyle kazanacağız havasındalardı. Halil Nacar'a ulaşabildik mi abi? O kadar yayın yaptık, çağırdık, davet ettik. Ya bak Halil Nacar'ı çok seviyorum ben. Tamam, Allah razı adam. Olsun güzel bir insan. Gerçekten iyi ama bir adam. Onu siyaset kapaylı bir şey. Siyaset ben hep söyledim. Halil Nacar siyaset bilmiyor dedim. Bilmiyordu yani. Bize geldi mi abi dokunamadık biz bu adamlara. Yani neyle izah edeceksiniz? Dün halka, istifa halka üstüne. Bakın yeniden refaha geliyorum şimdi. Dün istifa üstüne istifa ediyorlar. Seçimden bir gün önce yeniden refah üyelerinden bir tanesi yine beni aradı. Abi dedi ben istifa ediyorum yeniden refahtan. Sebep dedim. Ya biz dedi buna böyle güvenmedik dedi ama gitti dedi Cumhur İttifakı'nı destekledi dedi. Bak ve dedi oraya dedi şey yaptı dedi. Bak aynen böyle bana geleni söylüyorum yani. Evet. Ya, şeyde hala yazımda şeyde mesajlarda hala telefonumda isteyene gösterdim yani. Evet. İftira atıyor diyenler çıkarsa yani. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Ve şimdi yani bunu yaptı birçok kimse gerçekten biz ben sahada gördüğümü söylüyorum duyduğumu söylüyorum. Yani şey gitti AK Parti'nin dümen suyuna girdi derler. Fakat son dönemde son bir ay içerisinde kendi adayımı kendim çıkarıyorum. Hatta ve hatta yani bizim sebebimizle kaybedecek. Damat dediği işte, zaman İstanbul'da damat. Dediği zaman yanlış seçim. Dediği zaman yani biliyorsun AK Parti'den çok büyük tepki aldı. Hı. Fakat bir bakıyorsun ki anketlerde gerçekten çok ciddi bir oran olmamasına rağmen şu anda son şeyi bilmiyorum ama %5 nokta küsüre geldi Türkiye çapında herhalde. Herhalde Fethiye'yi de aldı. Fethiye'yi aldı adamdan Fethiye'yi çıkar. Yani demek istediğim şu. Yani bu seçimde milletin iradesi kendi istediği şekilde tecelli etti. Aynen. Şeyin istediği gibi değil. Hani partilerin, televizyonların, partilerin, efendime söyleyeyim. Çünkü ben adım gibi biliyorum, günahı olsa CHP'ye vermeyecek bazı adamlar evet, ben de dedi ki ben ne olursa olsun CHP'ye vereceğim dedi. Aynen. Bilinçli verdi. Ben bunu gördüm ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu AK Parti'nin içinde bile CHP'ye veren gördüm ben. Abi zaten bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Hocam, Adana'da zaten CHP'nin oylu kemik oyu belli. Hani oradan buradan geldiğini de anlarız. Abi şurada ne çıkıyor? AK Parti CHP'nin kaç yıldır kucağına siyasetin içindesiniz? 25 yıldır. 30 yıldır. Ya. Ha, ben 30 yıl aktif içindeyim ama 30 yıldan önce de gönlüm hep Necmettin Erbakan hocamızdan yanaydı. Fakat 30 yıldır aktif içindeyim ben. Şimdi bakın Sağır Sultan bile biliyor ki Cumhurbaşkanı inerken son yaptığı yorumu hatırlayın. Biz de masamıza yatıracağız, değerlendireceğiz dedi. Ve ben buradan şunu çıkardım. Şimdi bu hezimetin sonucu İl başkanlıklarında AK Parti'nin il başkanlıkları ve milletvekillerinin sunumudur abi. Evet. Yani CHP'nin şu anki oy potansiyeline baktığımda abi AK Parti'yi ve teşkilatlarını ve çok kıymetli maşallah size AK Parti'nin milletvekillerini alkışlıyorum. Çok güzel çalıştınız. Helal olsun hepiniz. Özellikle Ömer Çelik'i alkışlayalım. Sheraton Otel'in üstünden Adana'ya çok net gördü. Çok güzel baktı. Evet. Değil mi? Ve geldiğimiz abi, noktada. Abi aylar önce ne dediler? Dediler ki ya hep kulislerde ne konuşuldu aylar önce? Ömer Çelik'le Zeydan Karal dirsek teması var dedi. Var dediler. Abi aylarca konuşuldu mu Hüseyin Hocam?
bütün kulislerde ben duydum. Yok ben duyduk yani bunu. Siyasi ben... kimliğim olmasına rağmen gerçekten söyledim. Kardeşane. Bakın siyasi bir kimliğim var benim evet. yani. Ben Milli Görüşçüyüm evet. ve Saadet Partisi'nin evet. danışma kurulundayım. Efendim siyasetin aday belirlemesinden tutun her aşamasında, her kademesinde bulundum. Ve aktif sokakta Güngör Bey'le beraber de seçim çalışmaları evet, yaptım evet, yani. Evet, sahada çalıştım. Bizatihi. Ama efendime söyleyeyim, ben yine de kardeşane gördüğüm, gerek CHP'den tanıdığım arkadaşlara, gerekse AK Parti'nin içindeki sayısız dostlarıma, arkadaşlarıma, hepsine uyarılarımı yaptım. Hepsine. Ya onlardan da uyanık olan adamlar aradı. Onlar da uyardı. Uyananlar da dışlandı. Evet onları da dışladılar. Uyaranlar da dışlandı. Şimdi 70 dönemde adamlar sırf doğruları söyledim diye benim ihraç kararımı verdi. Şimdi bu bilgiler hatırlıyorsun değil mi? Sizin kulağınıza geliyor. Benim kulağıma geliyor. Benim geliyor. Gündemime geliyor. Peki Cumhurbaşkanı'nın gündemine kulağına gitmeyecek mi? Aa, şimdi ne dedin? Az önce ne dedin Hüseyin abi? Dedin ki balkon konuşmasında hiçbir bakan yoktu. Hiçbir milletvekili yoktu. Cumhurbaşkanı hiçbir kurmayı yoktu. Yok, evet. Kim vardı? Eşi vardı. Okuyabilene çok şey ifade evet. etti. Çok şey söylemek istedi Cumhurbaşkanı. Ve ben de her zaman söylüyorum. Vallahi helal olsun. Her başarılı bir erkeğin arkasında. Helal olsun. Her başarılı bir idarecinin arkasında, her başarılı bir erkek yöneticinin, iş adamının mutlaka arkasında bir kadın onu vardır. Destekleyen, eşi onu yuvarı yolda bırakmayan bir eşi vardır. Anası vardır. Bir eşi vardır. Bir eşi hanımefendisi vardır evet. mutlaka. Evet Hüseyin Hocam, çok Cumhurbaşkanımız çok şey ifade etti, çok şey anlatmak istedi balkon konuşmasında. Niye peki, Adana'da AK niye Parti, bu kadar CHP yükseldi? Adana'da AK Parti ve CHP'yi böyle, ya kendi ilçemden bahsedeyim Hüseyin Hocam. Evet, yumurtalık. Ne çarpıştım ya, iki tane belediye başkanı, biri MHP'li biri AK Partili CHP'ye geçtiler abi. Bak bunlarla çarpıştım, resmen çarpıştım yani. Kılıç kuşandım, çarpıştım adeta. 700 oyla kaybetti. Nasıl kaybetti abi? Mesela İlkendi İçem birçok Türkiye'yi de aslında anlatmış oluyor. Mesela hocamın bir sözü vardı rahmetli Erbakan hocamın. Ne diyor? Parçala, böl, yumuşak tabii, kıvama getir. Hain nahum planı. Yumuşak kıvama getir, yutacak yut. Seni, yut. Şimdi ne yaptı abi CHP benim ilçemde? Bu aslında genel siyaset, Türkiye'yi anlatıyor. Ufacık bir ilçe bile Türkiye'yi anlatıyor şu an. Parçala, böl, 700 oyla kaybetti. Ya %1'in, %0.5'in önemi bu kadar varken. İYİ Parti'dekiler CHP'ye gitti. Tabii. MHP'dekiler AK Parti'ye çalışıyor mu görünenler, az önce dedik ya, yayıldılar. Ya alırız dediler. Geçmişte bak Emine Hanım dediler. Listede AK Parti'nin bu kadar oyu var Emine Hanım. MHP'nin bu kadar oyu var dedi. Ve ben size bir şey daha çok söyleyeyim. Çok rahat yattı yani. Yayıldı. Ben size bir şey daha söyleyeyim. İçerideki AK Parti de yattı. Adana'daki kesinlikle, Türk Teşkilat'taki AK Partililer yata seçime girdiler abi. Kesinlikle şunu da söylemek yanıldınız istiyorum yanıldınız. Emine Hanım. Milletimiz, halkımız bu seçimde ilkesizliğe, prensipsizliğe, yolsuzluğa, arsızlığa, zulme. Kesinlikle prim vermedi. Çünkü adam ya. İki dönem belediye başkanlığı yapmış. İki dönem belediye başkanı yapmış seni genel merkezin, teşkilatın. Daha ne istiyorsun? İla nihayet son nefesi verene kadar sen mi olacaksın hep aday? İki dönem vermiş, bu dönem göstermediler diye adam gidiyor. İyi Parti'ye. Ve İyi Parti'ye gidiyor. Yani Soner Çetin. Ben Soner Çetin. İlk defa isim veriyorum. Soner Çetin. Şimdi sen şu adamın sokaklarına nasıl çıkacaksın? Akif Akar. Yani sen şimdi milliyetçi olarak mı dolaşacaksın? CHP'li olarak mı? Hangi kimliğine dolaşacaksın? Nasıl bir uç nokta değil mi? Evet. Ve size şunu söyleyeyim. Adam MHP'nin belediye başkanı CHP'ye gitti abi. Ve aldığı o %7 ya. %7,5. Yani, ne demek bu? Çok kötü. Yani hayır. Çok büyük bir tokat. Senin bu aldığın oy CHP'den aldığın halde ya. Çukurova'da CHP'nin aldığı o %54. Bu griz bir patlaması değil. Bu yanardağ patlaması. Çünkü gerçekten millet öyle bıktı, öyle bunaldı ki evet. hem oy veriyor hem fırça yiyor. Hem oy veriyor maaşı kesiliyor. Hem oy veriyor hem zam ve vergi geliyor. Hem oy veriyor destekliyor hem de hakarete uğruyor. Hem oy veriyor hem Gazze'ye bir şey yap diyor, gemi gönderiyor. Bu sefer bütün bunların birikimi patladı. Patladı. Kime? Dedi ki karşıda en güçlü kim var?
CHP var. CHP var. Ola CHP'yi destekleyin. CHP'ye verelim. Bir de o gelsin. Ha şimdi diye. CHP. Hani diyorlar ya, ya arkadaş sabah uyandığın zaman kıyamet kopmuş muydu? Yok. Ya bir şey olacağı yok. Yine olan vatandaş olacak. Olan vatandaş olacak. Ya. Ve şunu söyleyeyim. CHP gelince Dinel'den gitmeyecek. Aynen. Onu da söyleyeyim. Ha aynen. Zaten şu anda yerel bir seçim bu yani. Aynen. Yani ne demek bu? Sokaklarımızın temizliği. Suları 60 liradan içmeye devam edeceğiz. Yok. Toplu taşıma ücretimiz daha da yükselecek. Ekmek kuyruğu yaştı. Annemiz dedemiz. Millet kendini kurtarmak için bu yola gitmedi. Emine Hanım bakın altını çiziyorum. Millet kendini bu adamlar daha iyi yapacak diye buraya gitmedi. Ekrem İmamoğlu gerçekten daha çok sevdikleri için gitmediler. Mansur Yavaş'a bir şey diyemiyorum. Mansur Yavaş bana göre Ekrem Bey'den çok daha kaliteli duruyor. Evet. Gerçekten yani olgun duruyor, ağır duruyor yani. Aynen. Ama Ekrem Bey yani ben yani makamını dolduran bir ağırlıkta olduğunu görmüyorum. Özgür Özel'i de öyle. Ha, Özgür Özel'in ona geleceğim. Yani. Şimdi Özgür yani, Özel bu başarıyı adam, kendisine mal ediyor. Alakası yok. Efendim bu başarının tamamı AK Kemal Parti'nin. Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır. Ben de AK Parti'nin başarısı olarak. Bu bir saniye. Yok bir saniye. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP olarak başarısı. Ama yani. Ama buna en büyük katkı CHP, AKP teşkilatlarından AKP geldi. Teşkilatları çünkü Tayyip Bey'in görüntüsüyle biz zaten kazanırız. Tayyip Bey'in o rahatsızlıklarına, o yaşına rağmen 52 il gezmiş. Ya vallahi. Artı bunun dışında iftar programları. Yani ya oturun bir düşünün adam. Oturun bir düşünün. Adana'dakiler için söylüyorum sadece. Yani eğer yani 4 saatten fazla yatmışlarsa 4 saat. Yani bakın sizin partinizin başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan. Ama benim cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ayırıyorum. Evet, hakkını ödeyemezsiniz. Hakkını ödeyemezsiniz. Hakkını ödeyemezler. Ödeyemezler abi. Hiçbiri ödeyemez. Çünkü yahu siz bir ili sokak sokak gezerek. Ben hatırlar mısın sana ne dedim? Fatih Bey kazanmak için çalışmıyor. Neden dediniz? Dedim ki ya Çukurova'da ben arabasını görmüyorum. Ekibini görmüyorum. Gerçekten öyleydi. Yani düşünün. Ha şimdi ben bir vatandaş olarak bunu konuşuyorum. Siyaseten bunu kullanabilirdim de. Fatih Bey Çukurova'yı beğenmiyor. Çukurova CHP'nin kalesi diye Çukurova'ya gelmiyor diyebilirdim. Ama demedim. Çünkü ben yani çok özür dilerim amiyane bir tabir kullanacağım. Hiç sevmem ama ben belden aşağıyı sevmiyorum. Belden aşağı siyaseti sevmiyorum. Maalesef hatırlarsan yapıyorum. Sen çok yayın yaptın taş medreseler hakkında. Ben sana ne dedim? Hatırla senin notlarında yazıyor hala çünkü mesaj da yazdım. Zeydan Karalar o kadar büyük bir siyaset yaptı ki MHP'nin, İYİ Parti'nin de AKP'nin kucağına bombayı koydu dedim. Hatırla yazıyor aynen senin. Aynen öyle. Ve evet, bu duruyor hala mesajın. Ve herkes saldırdı. Biz taş medreseciyiz, biz şeyiz. Öbür tarafta. Az önce dedin ya, Milliyetçi Hareket Partisi dedin ya. Evet. Milliyetçiliği göremedik değil mi? Aynen öyle. Görmedik. Şimdi hala bazıları var. Tabii bunlar da fanatik gözlerine katarak inmiş bazıları. Diyor ki halk edeceği ettiğini çekecek. Ya beddua mı ediyorsunuz? Halk yani çıkış yolu arıyor. Niye aynen, böyle düşünmüyorsun? Aynen. Vatandaş çıkış yolu arıyor. Niye bunu böyle düşünmüyorsunuz da CHP'ye gittiler diye halk ettiğini çekecek. Yok yok herkes Allah için bakması lazım arkadaşlar. Bir vatandaşın AK Partililere ve MHP'ye yalana kimsenin şeyi yok. Sarı kart göster. Ben hatırlayın size de yazdım kamuoyuyla da paylaştım. Belediyelerin zabıtaları asker mi arkadaş dedim. Murat Kurum dedi ki eğer biz İstanbul'da kazanırsak Gazze kazanacak dedi. Arkadaş hükümet olarak Gazze'yi geri bırakın yardımları İsrail'e giden yardımları veya ticareti durduramadık sen tutmuşsun. Ben böyle halk güldü güldü. Halk güldü. Şimdi bunları masaya yatırıp konuşmak bana düşmez. AK Parti'ye düşer. Ama ben de bir siyasetçi, bir sosyolog, bir bilirkişi, bir eğitimci, halkın içinden gelen biri olarak bunları söylemek zorundayım. Gerçekler acı geliyor. Gerçekler acı geliyor. Murat Kurum tutmuş. Ben de yazdım ya. Sayın Murat Kurum dedim. Zabıtalar dedim bizim dış güvenlik güçlerimiz mi dedim. Yoksa zabıtaları mı göndereceksiniz dedim. Ya Fatih Koca hiçbir temizlik personellerini yanında çalıştırdı. 3-4 gün, 1 hafta çöp toplanmadı ya. İşte yüreğinde. Bu yani. Bu.
Ondan sonra halk ettiğini çekecek. Yani sen halkla kardeşim alay edersen, halk ile yani halkı, çok özür diliyorum, yani çok çok aflarına sığınıyorum dinleyicilerimizin, hı, izleyicilerimizin, beni affedin ama milleti enayi yerine koymaya kalkarsanız, kim olursa olsun, bak milletin bağrından çıktığına inandığımız Tayyip Erdoğan reisi cumhur dahi olsa, bakın AK Parti'yi ne yaptı? Sarı kartla cezalandırdı. Evet. Gördünüz, genel seçimde yine Cumhurbaşkanımız bu şeye el atacak. Dünkü konuşmasında, balkon konuşmasında bunu anladık. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu işi çok iyi biliyor. Emine Hanım, seçim nasıl alır bilinir. Ben biliyor. Erken seçim olacağına inanıyorum. Ama ilatlar var ya, beş para etmez. Ben burada Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. AK Parti Genel Merkezi'nde kim varsa onlara da sesleniyorum. Ya kardeşim, şu yetkiyi bana verin. Şu Adana'yı bak, AK Parti'yi nasıl temizliyorum bir görün. Kimin ne olduğunu yani şimdi, biliyorum. Yani şimdi bana biliyorum. Bana videolar atıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat'ta yaptığı kutlamaları gördünüz mü? Görmedim mi? Ha, görün. Yani neredeyse bir tek, Allah muhafaza olsun, şu aziz mübarek Ramazan gününde şampanya patlatılmadı kalmış. Kim yapmış onu? Yeniden Refah Yozgat'ı kazandı ya. Tabii millet sokakta sabaha kadar eğlenmiş. Allah. Evet evet, halaylar, danslar. Ha, şimdi şunu söyleyeyim. Bak biz şimdi bunu söyleyeceğim. Yeniden Refah'ın içinde de çok karmaşık şeyler var. İşte şimdi var. Şunu söyleyeceğim. Özünü bakın, bulamadı yani. Aynen öyle. Yeniden Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi değil. Abi halk gibiden beri gelmediler ya. Fatih Bey'e sizin bu programınız aracılığıyla mesaj gönderiyorum. Mehmet Bey kardeşim benim. Evet. Elif Hanım bacım benim. Ben her zaman şunu söyledim. Beni tanıyan herkes bilir. Fatih Erbakan bize hocamızın emanetidir dedim. Beni GİK'e de davet ettiler. Genel İdare Kurulu'na. Hı. Ben hocama sadakatimden ayrılmayacağım dedim. Eksikliklerimize rağmen, kusurlarımıza rağmen, Temel Bey'imizin bazı yanlışlarına, Mustafa Kamal Ağa'nın bazı yanlışlarına rağmen, ama benim davam, benim burada olmamı gerekli kılıyor. Ben hocama böyle söz verdim çünkü. Hı hı. Ha, bizimkiler yanlış yapıyor. Vallahi düzeltmek için uğraşıyoruz. Bizimkiler yanlış yapınca ayrılmıyoruz hemen. Düzeltmek için uğraşıyoruz. Mesela ben CHP ile ittifaka karşı olanlardanım. Ama benim genel merkezim bu kararı verdi diye ben genel merkezden ayrılamam ki. Aynen. Ve ben genel merkezime bağlılıktan ayrılamam ki. Teşkilatçılık ben anlayışım. Ben verdiğim yerimdeyim ben. Hayır, benim teşkilatçılık anlayışım bana bunu. Çünkü biz Sultan Alparslan'ın davası, Hak Yolun davası diyorduk buna. Hı hı. Hatamız olduğu zaman hemen terk mi edeceğiz? Ya. Ama şimdi Yeniden Refah'ta bir belediye alındı. Allah Allah, şu görüntülere bak. Allah muhafaza buyursun. 10 belediye alınsaydı. Ama o kendilerini kaybederler. Yani. Abi ya, baksana dikkatimi çekti. Ya abi, ilçemdeki aday işte beni tehdit etti. Adam bana bir sürü laf saydı. 270 puan aldı. Şey. Oy aldı. Oy aldı. Evet. Bana göre puan yani. 270 puan aldı. Evet. Geliyor bakalım. Şimdi, hadi bir okuyayım bakayım. Evet. Güzel mesajlar var. Bak, izleyicilerimiz çoğaldı şu an. Evet arkadaşlar, sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Evet. Süleyman Künkül izliyor demiştik. Bilal Alptekin izliyor. Figen Koçak izliyor. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Necmettin Erbakan hocamızı seviyoruz demiş. Emine Hanım hayırlı yayınlar. Hüseyin Karatoprak hocama selamlar. Bilal Alptekin. Sadık Öngörüş selamlar. Zevkle izliyoruz demiş. TC Erdoğan. Yumurtalık Cumhur İttifakı oyunu İYİ Parti, Refah Partisi ve Demokrat Parti bölmüştür. Hiçbir şansı olmadığı halde 300-500 oy alıp dolaylı yoldan CHP'ye çalışmıştır. Yapanlar. O da başka bir, hayır, o da başka bir bakış açısı. Bakış açısı. Şimdi Fatih Erbakan onun cevabını verdi. Evet. Allah ya, ne yapayım dedi, olsun, ne yapalım. İşiniz zor zamanlarda bakın şimdi demiş. Zamlara bakın şimdi demiş. Tabii. Zamlar gelir mi? Ya kazanınca da zam gelecekti, kaybedince de. Kazanınca diyecek ki bu millet her ne yaparsak yapalım bizi destekliyor diyerek zam yapacaktı. Şimdi kaybedince bizi desteklemediniz. Aynen. Masraf çok fazla, yine zam. Ya kim kazansa kazansın yine zamlar gelecek. Aşağı tükürüyorsun. O kadar afişler, şeyler, dolarlarla yapıldı. Araçlar giydirildi. Bir yerden bunları görüyorduk zaten. Bakın bana gelen... Ha, buyurun. Bir dahaki seçimlerde Yumurtalık Belediye Başkan adayı sizi görmek istiyoruz Emine Hanım demiş. Üstüme Yumurtalık'ın tapusunu yapsanız yine kabul etmiyorum. Ama yok, ben size katılmıyorum. Oluyor sizin abi. Gibi bir değer, sizin gibi bir değerin inşallah hangi sağlık ve el verirse yapayım. İnşallah olur inşallah. Bir derneğini hatırlıyorum bizde demiş. Emine abla, ben arının içinde şu an seni seyrediyorum demiş. Arının içinde. Arı kovanların içinde, evet.
Aa öyle mi? Mustafa Baysan. Teşekkür ederim. Kenan Çolak, Allah YRP'nin şerrinden korusun. Cuma kızgın istiyor. Arkadaşlar şimdi bugün beni birçok yumurtalıktan arkadaşlar aradı. Hüseyin Hocam, evet. Sizden de bu konuda siz de tecrübelisiniz siyasette. Sosyolog olarak da. Bütün vatandaşlar olsun, muhtar adaylar olsun, birçok kişi dedi ki ya Emine Hanım lütfen çalışmaya başla. Yumurtalık'ta seni belediye başkanı olarak görmek istiyoruz dediler. Olur mu? Güzel bir teklif yani. Yumurtalık şimdi benim annem 90 yaşında. Yani çalmayacağınıza inanıyorum. Yani milletin malını peşkeş çekmeyeceğinize inanıyorum. Ben de inanıyorum. Hani dün ben bir yayın yaptım. Annem bir sözünü unutturma bana. Onu söyleyeceğim yumurtalıkla alakalı. Şimdi ben bir söz söyledim onu söyleyeyim ama. Söyle abi. Ama bomba. Sen söyle sonra bomba. Ben de bomba bir annemin sözünü söyleyeceğim. Şimdi şunu sordular dediler ki ne diyorsun dediler CHP'nin bu kadar kazanmasına. Dedim ki yani bu benim şahsi bir şey yani sokaktan algıladığımın yansıması. Evet. Rakılı hırsızlar dedim. Secdeli hırsızları yendi. Ve inanın o anında acayip paylaşım oldu. Yorum yapmıştım. Evet, evet, çok geldi. Aynen. Ve ben gece 2 miydi 3 müydü abi, kaldırmak zorunda kaldım. Oldu. Kaldırdınız mı? Kaldırdım. Senin altına yorum mu yapmıştım? Size yorum yaptım ama bana şeydi. Ben kendim abi, yayınladım. Kaldırmayın sakın bendeki yorum. Çok beğeni gelmişti. Çok güzel. Ya belki onlar da söylerler. İyi siyasetçi oldum. Buradan belli Hüseyin Hocam. Şimdi annem benim 90 yaşına yaklaştı. Allah hayırlı ömürler versin. Şimdi o imtihanı geçti. Sizi imtihan ediyor anneniz. Şimdi annem ne dedi? Bundan 7-8 ay önce arkadaşlar yumurtalıktan izleyenlere sesleniyorum. Benim takipçilerim hep dedi aday ol, aday ol dediniz de bakın bir şey anlatacağım size. Annem 90 yaşına yaklaştı. Anne dedim 8 ay önce, 9 ay önce anne dedim ben yumurtalık belediye başkan adayı olma niyetim var dedim. Hı. Böyle bir şey içimden aklımdan geçiyor. Ama sen ne dersen onu yapacağım ana dedim. Annem köylü kadın, Anadolu kadını, 90 yaşında kadın. Ne dedi biliyor musun? Çocuğum dedi, sende akıl yok mu dedi. Niye ana dedim. Dedi kızım dedi, bizim dedi, memleketin dedi, adamının dedi, ayasın diyor ama. Ayasın onun tabiriyle. Yumurtalıktan bahsediyor. Ayasın adamının dedi, önünden de gidilmez, arkasından da gidilmez. Çocuğum dedi, senin aklın yok mu dedi. Ya öyle deme ana dedim, yumurtalıklar sever beni dedim ya olur mu? Güvenme çocuğum, güvenme. Güvenme, güvenme. Şimdi bu seçime baktım arkadaşlar, annem 90 yaşında yumurtalıkta annemin tespiti şuydu. Bu milletin önünden de gidilmez, arkasından da gidilmez dedi. Çok ilginç bir tespit. Bakın şimdi... Okuma yazması yok, köylü kadın yani. Aynen ama elbette ki çünkü neden? Bildiği var. Yaşanmışlıklar, görmüşlükler, tecrübe, ya. Bir tarla bilgi, sınırı bilgi. İçin, bir tarla bilgi sınırı kadın. İçin birbirini satmalar, evet. Kardeşlerin birbirine düşmesi. Bunlar 90 diyorsun yani, 100 yıllık bir çınar. Ya. Bu tecrübe yani gerçekten Allah bize onların varlığından Allah mahrum etmesin. O öyle Allah'a büyüklerimizi vazgeçti. Başımızdan eksik etmesin. Vazgeçti. Bakın vardı bir şimdi bilgi, konuya sen dönüyorum gene. Da. Bakın AK Partililer arıyor beni. Bakın. Şimdi mi? Bugün evet. Bugün. Hı. Bugün. Hı. Dün birden beri. Bir. Hı. Gece birden beri eve gene o kadar geç geldim. Dur. Benim de düşmadı bakın. Kafam şimdi ağrıyor. AK Partililer arıyor ve kılıçları çekmeye başladılar. Hı. Bakın bana gelen şeyleri söylüyor. Başlıkları söylüyorum. Ne söylüyorlar hocam? Yok. Ömer Çelik'in tek adamlığı bitmeli. Hı. Yok. Dar ceketli kibir abideliği bitmeli. Yok tepeden inme adaylarla bu iş olmaz. Yok teşkilatlara kulak verilmiyor. Birkaç kişinin dediği oluyor falan filan. Bakın en az 10 kişi beni aradı. Yani teşkilatın içindekiler mi söylüyor hocam? Evet evet AK Parti'de. İyi dinleyin. Bakın Ömer Çelik'in tek adamlığı bitmeli. Şimdi bana herkes soruyor. Bir kendiler de kendilerine soruyorlar tabii. Hı hı. Ne diyorlar? Efendime söyleyeyim. Yani başka adam mı yok? Yani Tayyip Bey Ömer Çelik'i değiştirmiyor hiç. Artık orada ben milletvekili adayken o konuda söyleyeceklerimi söylemiştim ben. Hı hı. Artık tekrar. Şeritin'in en üst katından yönetilmiyor Adana demek ki. Yönetilmiyor tabii ki. Aynen ne yaparsa öyle. Yapsın hiçbir şey aynen olmuyor. Aynen öyle. Değişmiyor. Şimdi Sayın fakat Ömer Çelik. Teşkilat bunu söylerken
ama korkuyor da. Hmm. Çekiniyor da. Neden? Korkuyorlar, bu gücün korkuyorlar. Nereden geldiğini kendileri bilir. Niye korkuyorlar? İşte abi, onu söylüyorum. Bu gücün. Ama mesela diyor ki Emin Hanım, Ömer Çelik nereden söyleme diyor. Seni diyor vurdutturur kaldırttırır dedi bile. Estağfurullah. Ya niye Ömer Çelik beni vurdutturursun? Kardeşim, siyaset işte bu aşamaya geliyorsa yere batsın o siyaset. Evet ya. O siyaset yere batsın. Ya kardeşim ben Ömer Çelik'e buradan ne güzel uyarıyorum. Kimsenin demediği lafları diyorum. Kendini daha iyi görmesini sağlıyorum. Bana teşekkür etmesi lazım Ömer Çelik'in. Şimdi geldiğimiz noktada da ben onu görüyorum. Partilerin ittifakı vardı. Bir önceki seçim hatırlıyorsanız. Evet. Fakat bu seçimde partilerin ittifakı yok. Fakat seçmen ittifak etti. Seçmen evet, bir araya yani bütün partiler bir araya geldi abi. Seçmen. İşte seçmen ittifak etti. Ve seçmen ben buna da bir isim verdim. Söyle abi. Çok ders güzel. Verme ittifakı yaptı. Ders verme ittifakı. Milletin ittifakı. Evet. Milletin, evet, vatandaşın, peki, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, bütün siyasi parti görüşüyle vatandaş birleştiği, balyoz gibi kafasına indirdi. İndirdi. Sandın. Sandın. Evet. Ve şimdi, peki neye ders vermek istedi? Evet. Onları inceleyelim biraz da. Hadi inceleyelim bir, hocam. Sosyolog olarak bir, lütfen. Bir, kibire. Havalı büyük dağları, küçük dağları ben yarattım kibrini. Yani koltuklarda, evet, oturan, böyle grand tuvalet giyinen artist. Yani çok çok büyük otobüsler giydirmenin ve bununla hava atmanın hiçbir işe yaramadığını gördük. Hı hı. Mesela Güngör Bey'le biraz önce izliyordu. Evet, evet, Güngör, evet, Beyicioğlu, evet, avukat. Çukurova Belediye Başkanı adayımız, gönüllerimizin başkanı, kesinlikle yaptığı mücadeleden dolayı biz takdir ve tebrik ediyoruz. Şimdi o, dedim ki Güngör Başkanım dedim, yani daha çok çalışıp 10 tane daha çok adamla çalışsaydık, 3-5 tane daha araba giydirseydik, ki giydirmedik, topu topu 1,5 tane arabamız vardı giydirilmiş. Hı hı. Allah israf edenlerden eylemesin bizi. Amin, amin. Peki dedim, olsaydı oyumuz ne kadar değişecekti? İnanın çok değişmeyecekti. Aynen. Neden? Çünkü televizyonlara, partilere, liderlere herkes kulağını tıkamış. Seçmen bilinçli, içinde. Bilinçli. İşte bu ittifakın bilinçli, adı kibire. Bilinçli. Kibire ittifak etti. Ya. Kibire ders verme ittifakı aynen yaptı. Aynen öyle hocam. Çok İki, doğru. Çok çok çok. Çok büyük arabalar giydirmeyle seçim kazanacaklara tokat attı. Evet. Öyle İki, iftar yemekleri vererek, havalı havalı böyle artist artist gezmeyle, evet, resimler vermeyle, poz poz. Yani daha çok söylenecek söz var da sabaha kadar devam etmesin vatandaş program. Vatandaş tokadı vurdu. İki, saltanata ders verdi. Evet. Ne olursa olsun benim dediğim dedik, çaldığım düdük atasözünü bozdu. Aynen öyle. Dolayısıyla seçmen ittifak ederek saltanat sevdalılarına ders verdi. Evet, kısaca böyle. Üç. Doğru. İsrafçılara ders verdi. Afişlerle, pankartlarla, gereksiz harcamalarla, oraya buraya para dağıtmayla, keşke garibe dağıtsalar. Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak, Ömer Çelik'in ismini kullanarak birilerine İsrafa artistlik yapanlar. İttifak etti seçmen ya, ve ders verdi. Aynen öyle. Kayırmaya. Adam tutma, adam kayırma. Aynı caddenin üstünde bir esnafa farklı muamele, diğer esnafa farklı muamele. Veyahut da aynı hususta bir vatandaşa ayrı uygulama, diğer vatandaşa ayrı. Allah buna razı olsun. CHP pekala şu an CHP'nin Zeydan Karalar bu ayrımcılığı yapar mı? Milliyetçilik yapacak mı? Yani bakın ben şunu biliyorum. Ne görüyorsun? Ben şunu biliyorum. Ben Zeydan Karalar Büyükşehir bana Belediyesi'ne ilk geldiği zaman ben Arap almayacağım dedi belediyeye. Ve Arap personel gerçekten uzun bir dönem almadı. AK Partililerden çok aldı adam. Evet. Almadı ve bu nedenle Araplar çok büyük tepki gösterdi ona. Bakın Adana Arapları. Şimdi bu ikinci dönemi ben gerçekten bu dönemde, bakın bu dönemde, bu şahsi fikrim, isteyen katılır, isteyen katılmaz. Katılmayan size hemen yazabilir. Evet. Bakın açıkça söylüyorum, bu dönem Zeydan Bey geçtiğimiz dönemden daha iyi çalışır gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Niye biliyor musun? Zeydan Karalar AK Parti seçmeninden çok adam iş aldı. Evet. Benim ve çok da oy aldı şu anda. Yani. Ve size şunu AK da söyleyeyim. AK Parti seçmenini
çoğunu işe aldı. Hüseyin Talay biliyorsun, o tabii. da Mardin'in dernek başkanıydı. Komple oraya geçtiler. Onun hepsi adama iş verdi. AK Partililer vermedi ama... Adam yalvardı ya bana iş verin diye. Ve Zeydan Karalar işe aldı. Ve şimdi bakın. Bu adam da dedi ki bana ki ekmek verdi. AK Partililer dedi ben yıllarımı verdim. Bana sahip çıkmadı. Zeydan sahip çıktı dedi. Adam Zeydan'a gitti çalıştı. Bir şey daha diyeceğim hocam. Buyurun. Dün akşam Zeydan Karalar'ın belediyedeki balkon konuşmasındaki kalabalıkta ben neyi fark ettim biliyor musun? CHP'nin bayrağından çok çok fazla Türk bayrağı evet, var. Evet, elhamdülillah. O Zeydan Karalar'a bir mesaj verdi orada. Dikkat ettin mi abi? Evet. O da hoşuma gitti yani. Buradan Zeydan Karalar'a da bu konuda teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ya. Yani. Şimdi bakın. Türk bayrağı vardı. CHP'nin bayrağı yoktu. Bakın, israfa ders verdi. Adana insanı çok sıcakkanlıdır, çok merhametlidir. Evet. Fakat tepkicidir de. Tabii. Bakın. Siz bir önceki dönem Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olan Hüseyin Sözlü döneminde ASKİ borç batağına batmış, haciz gelmiş. Bu hacizi temizlemiş vaziyette şu anda ASKİ. Yani büyükşehir bu borcu temizlemiş vaziyette. Şimdi ASKİ, tabii 60 liraya da su olmasın onu da söylüyorum yani. Benim iş yerime 60 lira bir ton su parası geliyor. Yani Sayın Başkan buradan uyarıyorum lütfen... Türkiye'nin en çok suyu olan memleketinde Adana'dır. Adanalı esnaf 1 ton su kullanmış 60 lira almayın buna. Lütfen. Lütfen. Buradan sesleniyoruz. 25 liraya Karalara. El suyunu içirmeyin vatandaşa. İlk icraatınız bu olsun. Toplu bakın, taşıma ücretleri ve su faturalarımız. Bakın. Buradan sesleniyoruz. Bir CHP'li olmamama rağmen ve bu kadar gönül rahatlığıyla söylüyorum. İsrafı önlediğinize inanıyorum. ASKİ'deki borcu kapadınız. Ve bundan sonra da israfı önleyin, daha büyük hizmetleri Adanalı'ya yapın. Vatandaşa hizmet. Ama bakın seçmen yandaşa değil. İttifak ederek israfçılara ders verdi. Dört, kayırmaya ders verdi. İnşallah. Adamcılığa, İnşallah. Yandaşçılığa ders İnşallah. Verdi seçmen. İnşallah Zeydan Karalar da ona dikkat eder. Beş, ötekileştirmeye ders değil verdi. Ötekileştirme. Ya bendensin ya benden değilsin. Adam. Ya bana oy verirsen hizmet gelir ya bana oy vermezsen hizmet gelmez. Yorum yapmıyorum daha fazla. Zeydan ama Karalar seçmen... bunlara dikkat etmezse bir dahaki seçimde Zeydan, yani Zeydan Karalar değil sadece. CHP'nin genel başkanı da. Genel başkanı. Abi kutuplaştırıyor canım. O adam ne dediğini bilmiyor. O zaman kusura bakmasın. Ben şimdi Zeydan'la Özgür Özel'in sözleri çok farklı diye düşünüyorum. O zaman yani. Kusura bakmasın. Hayır. Ben bu milletin Özgür Özel abi kutuplaştırıyor. Mayasına güveniyorum. Ayrıştırıyor. 100 yıldır bu milletin mayasını bozmak için uğraşıyorlar. Kucaklayamıyor musun? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Özgür Özel beni kucaklar mı abi? Yani sözleriyle. Kucaklamasın canım. Kucaklamıyor abi sözleriyle yani. Ya vatandaşı, yok köylü bir kız olarak yani. Hayır ben Anadolu söyledim zaten. Bana hitap etmiyor anlamında söylüyorum. Hayır. Özgür Özel bana hitap etmiyor abi. Hayır ben zaten söyledim. Özgür Özel kazandığında ilk yani açıklamasının tamam, arkasına. Tamam CHP dedik hani tamam. Yok bakın. Şu cevabı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kazandığı bütün kazanımları Özgür Özel'le kaybetti. Ama Özgür Özel'le şu anda kazandı diyorlar. Hayır. Hayır. Özgür Özel'le kazanmadı. Kazanmadı. Herkes kendi bölgesinde vatandaşın her ilçede, her ilde. AK Parti'nin yanlışları. Tepki. Aynen. AK Parti'nin yanlışları. AK Parti'nin tepsi de sunduğu evet. bir seçim. Ve daha önceki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 yıldır yapmış olduğu birikim burada CHP'ye oy olarak döndü. Evet, şimdi sorular var. Bakalım. Devam ediyorum. Devam et hocam. Altıncı madde, devlet sadece benimdir anlayışına tepki gösterdi halk. Evet. Devlet sadece bir partinin değil. Şimdi onu dün, ayıramıyorlar. Bak. Devletle hükümeti ayırt edemedi. Bak Cumhurbaşkanı konuşması dün niye bizim çok hoşumuza Tabii, gitti? Tabii çok hoşumuza gitti. Neden? Hepimizi kucakladı. Çünkü çok aşırı kucaklayıcıydı. Tabii. Çok güzel. Alevisini de sünnisini sürdüğünü evet. lazım. CHP'yi de ya. CHP'yi de kucakladı İlk defa yani. CHP'yi kucakladı ya. İlk defa. Ben ilk defa. Çünkü Cumhurbaşkanı bile hiçbir zaman kaybettik pozuyla bakmadı. CHP'yi tebrik etti. Ne kadar demokratik bir şekilde böyle aslanlar gibi çıktı. Ya ben hiçbir kurmayını yanına almadı. Almadı. Hiçbir milletvekilini yanına almadı Cumhurbaşkanı. Balkonda tek başınaydı ve sadece hanımı vardı, ailem var dedi. Yedi. Ben ailem yedi. Var dedi. Söyle seçmenin hocam. İttifak ettiği ders verme konusundaki yedinci maddede ayrışmaya
tepki gösterdi. Hı-hı. Ayrışmayı kabul etmiyoruz evet. dedi. Ve biz sağcısıyla, solcusuyla, Türgüyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla biz 85 milyon bir bütünüz dedi. Evet. Yasal ve legal çerçevede çalışan bütün partilerle... Aslında şu da var, Türk milletini kimsenin ayrıştıramayacağını da... Görmüş olduk. Milleti oldu. İsterse birleşip evet. böyle yumruğu matlayabileceğini söyledi. 8. madde... Bu tersi korkutma, de olabilir. İler CHP değil yani mesele. Aynen. 8. madde... Korku. Korkutma ve tehdit. İşten çıkardım. Buna tepki gösterdi. Seçmen ittifak etti. Hı. Sen beni tehdit mi ediyorsun dedi. Oğlum, sen bana ders mi vermek istiyorsun? Korkutuyor musun beni dedi. Evet, yaptılar bunu. Yaptı abi. Seçmen de bu konuda ders vereceğim sana dedi. Adana'daki AK Partililer yapmadı mı abi? Yapıldı teşkilat zaten. Çizmiyorlar ya. Tabii, Adana yapıldı. Teşkilatı ne dedi? Ben biliyorum abi, Yumurtalık Kadın Kolu Başkanı, şunu yapmazsan sana erzak vermem. Sana kolü vermem. Emine Koçak'a temayide oy verirsen sana oğlunu işten çıkarttırırım dedi ya. Ben bunları yaşadım arkadaşlar. Bunun cevabı işte altın cevabı. Ve 9. Abi, ve en önemli madde. Olmaz yani. 9 ve 10. madde en önemli maddeler. 9. madde. Din tüccarlığına izin vermedi. Seçmen din tüccarlığı yapan, dindar olmak ayrı bir şey. Dini yaşamak ayrı bir şey. Din tüccarlığı apayrı bir şey. Ben ilahiyatçıyım biliyorsunuz evet, yani. Evet biliyorum. Ben 35 yıldır Kur'an talebesi yetiştiriyorum. Maşallah, hamdolsun. Maşallah. Ve ben bunu söylüyorum. Din tüccarlığına geçit vermedi. Maşallah. Neden? Tokatı çarptı. Ne demek? Demokrasi apayrı bir şeydir. Dinimizin kurallarına göre yaşamak apayrı bir şeydir. Maşallah. Demokrasi dinin içerisinde yoktur. Bunu kim ne derse desin. Neden? Demokrasi çoğunluğun yönetimidir. Evet. Siz şimdi zina, çoğunluk, zina helaldir diye el kaldırıp karar çıkarsa dinimize göre bunu helal mi diyeceğiz biz? Hayır. Dolayısıyla din demokrasiyi kuşatır ama demokrasi dinin bir parçası değildir. Bunu da altını çizeyim. Bir aile yok. Tabii. Ama tutup, bir madde var tutup ya, halkı yönetmek için uğraşan kesimlere şu partiye oy verir, bu partiye oy vermezseniz haramsınız, küfre düşersiniz, sapıksınız derseniz bu din tüccarlığına girer ve millet size kırmızı kartı burada gösterir. Hı hı. İşte sizin gösterdiğiniz. Yoksa ben sarı evet, kartçıyım. Ben kırmızı kart gösterdiler. 9. madde bu. Bu hususta da seçmen ittifak etti, ders vereceğim dedi ve verdi. Son madde de Gazze'nin suistimali. Evet. Gazze yüreğimiz belki? Yanıyor. Gazze perişan. Evet. Gazze'ye yapmayın ya ama dedim, gemilerle yardım. Bir kelimesi de çok eleştirildi sosyal medyada. Hani ben İstanbul'u kazanırsam Gazze'ye yardım edeceğim gibi bir laf söylüyor. Bu ne alakaydı ya? Bu nasıl bir sözdü? Ben hala inanamıyorum. Dalga konusu oldu yani. Tabii. Çok hem de. Sosyal ben medyada. Kendisine direkt yazdım. Yani sen İstanbul'u kazanmadan kardeşim Gazze'yi demen lazım. Hayır şunu İstanbul'da derim. İstanbul'da mı yani? Ne hayır. Alakalı? Merkezi hükümet buna bir şey yapmıyor. Sen yerel olarak, belediye olarak ne yapacaksın? Ha, yapacak, yapabilir. İstanbul'la Gazze'yi kardeş şehir ilan edersin. Evet. Dolayısıyla da kardeşimi vuruyorlar diyerek o da şey yaparsın. Şey daha dikkat edin. Ama zaten onu ilan etmesene Müslüman hocam, kardeşi. Şey hocam, bu papazın bir tanesi hatırlıyor musun? Gazze'deki ilk bombalamalar tabii, başlamında ne dedi? 6 ay sözü aldı değil tabii. Mi? Tabii. Netanyahu'ya ne dedi? 6 ay dedi durmayacak dedi. Şu an kaç ay oldu abi? Tam 6. aydayız. Evet. Yani tam 6. aydayız. 6 ay sözü almıştı. Evet. Rahibin söylediğiydi. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim. İsrail'in içerisinde Tel Aviv'de hakikaten Netanyahu'ya lanet okuyan binlerce Yahudi var. Evet evet, o da dikkatimi çekti. Evet. Şimdi... Allah... Sorular var. Cuma evet. Kızgın. Cumhur İttifakı ile CHP'nin kurduğu, dile getirdiği mutfak ittifakı arasından geçti demiş. Millet mutfak ittifakı kazandı demiş. Güzel diyorum. Yani güzel, o da güzel bir yani kavramlara açığız. Evet. Kezban amin. Yazıyorum mutfak Cübbeli, ittifakı. Evet, mutfak ittifakı. Cübbeli hocamızın son konuşmasını izlemenizi tavsiye ederim. Beyefendi dün akşamki YT'deki canlı yayınını demiş. YT? Bilmem.
Sosyal medyada ki acaba olabilir. Şey televizyonda bakarız tabii ki, niye bakmayacağız? Bakalım bakalım inşallah. Sami Cumay Kızgın, Hüseyin Bey'e sorar mısınız 2025 veya 2026'da genel seçim var mı? Yani erken bekliyoruz. Seçim olduğunu bekliyoruz. Bozdakan ama tarih tam Bozkan'da köyünden izliyorum. Selamlar. Hı, aleyküm selam. O da iyi bir Saadet Partilidir abimiz, sürekli izler. Maşallah. Hı-hı. Selamlar. Yumurtalar sizin gibi açık sözlü mert bir başkan bulamazlar demişler. Olsa işte. siz niye aday olmuyorsunuz? Gerçi size belediye başkanlığı az bence demiş. Sence hocam? Bir sosyolog olarak, iyi bir siyasetçi olarak, hocam olarak sorayım mı? Yani? Ben şunu köylü Emine Koçak, köylü bir çevci, John Dere İbrahim'in kızıyım ben. Evet, ben şunu söylerim. Kıprova'nın kızı olarak, evet. Köylü kızı olarak ne düşünüyorsun? Ben böyle şunu çok söylerim. Teklifler geliyor. Tabii tabii, ben şunu ben söyler, şunu bilir, nereye şunu söylerim. Bakın, bizim için veya sizin için milletvekili olmak, belediye başkanı olmak, meclis üyesi olmak veya bir yerde olmanın bir önemi yok. Biz böyle de her şeyi çözüyoruz. Çünkü neden? Neden? Mesele şu, biz bu millet için, bu vatan için bilgimizle, birikimimizle, tecrübemizle, samimiyetimizle, yüreğimizle ne yapabiliyoruz? Yüreğimizle konuşuyoruz. Entrika çevirmiyoruz bazı parti, siyasi partiler. İşte mesele bu. Damatası gibi koltuk kavgası, entrikalar. Gece gündüz adam bununla yatıyor hocam işte. Ya. Biz ne diyoruz? Kardeşim bu adam yanlış. Partisi benim için önemli değil. Ben hep bunu dedim. Ben hiçbir parti üye değilim. Bakın tekrar size tekrar bir şey, söylüyorum. Bir sır verebilir miyiz? Ben, herkes duyacak. Tabii sır. Sır ver hadi. Nasıl bir sır olduğunu hocam görelim. Sır verecek. Bakın. Hepimize. Saadet Partisi Seyhan İlçe Belediye Başkanı adayı Yakup Udak. Hı hı, 70 yaşında. Ya. 70 yaşında. İki dönem Adana Milletvekilliği yaptı. Adana basınının tabiriyle parlamentonun atom karıncası. Lakabı budur, atom karınca. Evet. Ve Adana'da bildiğiniz devlet yatırımlarının, Adana'da bildiğiniz devlet yatırımlarının %90'ı Necmettin Erbakan tarafından yapılmıştır ve onların da birçoğunun önergesi, takibi Yakup Budak tarafından Yakup yapılmıştır. Yakup Budak imzası vardır aslında, evet, muhakkak. Bakın, ben bunu hep söylüyorum. Şimdi sırrımı veriyorum. Buyur abi. Yakup Budak cumartesi akşam Ankara'ya gitti. Genel Başkan Yardımcımız aynı zamanda. Bakın adam 70 yaşında, birçok rahatsızlığı var. Allah kendisinden gani gani razı olsun. Bir oyun ne kadar önemli olduğunu anlatayım size. Biz her zaman her seçimde şunu söylüyoruz. Oy namustur. Oy vatandır. Oy kalkınmadır. Oy emanettir. Ahirette hesaba çekileceğiz. Bakın 70 yaşına rağmen kalktı, bindi, Ankara'ya gitti. Oy kullanma vakti kullanılınca oyunu kullandı. Kullandıktan sonra çıktı, geri Adana'ya geldi. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu adam 70 yaşında. Vatandaşın ve insanların gözüne kazanamayacaksınız, niye çalışıyorsunuz diyorlar ya. Buna rağmen bu abimiz, bu Yakup abimiz 70 yaşında kalkıyor, Ankara'ya gidiyor. Ankara'da Kütük'te orada kayıtlı olduğu için oyunu kullanıyor. Kıyameti orada oldu. Geliyor. Aslında yani daha önce buradaydı fakat iki dönem milletvekilliği yapınca orada. Şu an genel başkan yardımcısı aynı zamanda. Ve geliyor tekrar sandıklarının başına. Başka sözüm yok. Oyunu kullanıyor, geri geliyor. Geri geliyor. Ya size ne söylüyorum? Cumartesi akşam buradan yola çıkıyor. Pazar günü sabah oyunu kullanıyor. Adana'daki AK Partiler gibi gerile gerile yaptığını şimdi, bakın, hani %1 bile öyle değil bu adam. Adam gidiyor, düşün yani. Gidiyor oyunu Ankara'da kullanıyor, geri geliyor sandıkların başına geliyor. Ben, ben adayım diye. Ben her zaman söylediğim gibi 99 yılında Saadet Fazilet Partisi kapatılıp o gelmeyen arkadaşlar, AK Parti'nin kurulmasına sebep olan arkadaşlara o zaman demiştim ki il başkanlarımızın %50'si Erbakan hocamızı anlasaydı biz bugün bu halde olmayız demiştim. Ve şimdi Yakup Budak ve onun gibi dava adamlarını burada saygıyla anıyorum ve selam bu tür davasına sadık insanlara, insanlara gerçekten saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi, ama iki dönem belediye başkanı olup da
bu dönem gösterilmedi diye çocukluğumdan beri ben bu davanın içindeyim deyip dava adamıyım zıt diye partiye gidenleri de kınıyorum. Kesinlikle ben de bu da benim fikrim. Şimdi Osmanlı Akıncı Bülent. Buyurun. Rotterdam Hollanda'dan selamlar demiş. Maşallah maşallah. Ya. Sevgiler yolluyoruz, teşekkürler demişler. Biz de kendilerine buradan selamlar saygılar gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba, selamun aleyküm sevgili gönüldaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlarınız olsun demiş. Hollanda'dan bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Osmanlı kardeşim. Ahmet Can, hocam senden bir milletvekili olur demiş. Evet bizden olur valla. Kürsülere vura 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 hakkını ararız milletin değil mi abi? Valla milletin olduğu yerde ve hakkın olduğu yerde biz oluruz. Sevdamızdır. Recep Tayyip Erdoğan RT baş tacımızdır. Durmak yok yola devam demiş. Kesinlikle dava adamlığı bunu gerektirir. Ya, dava adamıysanız dünkü, bunu vallahi yapacaksınız. Vallahi dünkü balkon konuşmasına dikkat çekiyorum arkadaşlar. Tekrar vurguluyoruz Hüseyin hocamla. Kınamam hiçbir yani. Milletvekili yoktu yanında balkon konuşmasına. Hiçbir kurmayı, bakan, makam, milletvekili kimseyi almadı. Cumhurbaşkan yardımcısı. Cumhurbaşkan yardımcıları yoktu yanında. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatandaşın Cumhurbaşkanı olarak çıktı. Herkesin Cumhurbaşkanı olarak çıktı. Ve balkonda özlenen. Eşiyle birlikte özlenen Cumhurbaşkanımızı gördük. Ve çok güzel konuşma yaptı. Tekrar izleyin. Çok büyük mesajlar vardı arkadaşlar. Gerçekten Cumhurbaşkanımı biz o konuşmanın halkımıza, ülkemize uygulanmasını bekliyoruz. Bundan başka bir şey sonra da Cumhurbaşkanımız bence çok şey yapacak abi. Çünkü her kelimesinde çok mesaj vardı. Ya devletin başı olmak çok büyük sorumluluk. Vallahi yani çok özür dilerim, bir iş yerini yönetemiyoruz. Çok 3 tane personeli, bir apartmanı yönetemiyor bir yönetici. Ben ama velakin Allah ama Allah. Ama bak Hüseyin abi orada milletvekillerine de mesaj vardı, yardımcılarına, bakanlara da mesaj vardı. Bütün Türkiye'deki AK Parti teşkilatlarına da büyük bir mesaj vardı aslında. Hem o vardı. Oradaki incelik, ince ruh, yani CHP'yi tebrik etmesi, vatandaşın verdiği kararı kucaklaması, o çok hoşuma gitti. Çok kesinlikle. Çok güzeldi. Evet. İnşallah Cumhurbaşkanımıza güvenip de gerile yatan teşkilatlar da temizlenir. İnşallah. Hayır şu var yani bir şeyler bir önce söylediniz de biz olsak ya biz milletin olduğu yerde, hakkın olduğu yerde, İnşallah. Üretimin olduğu yerde, istihdamın olduğu yerde, vatandaşın kazanacağı her yerde varız. Ben aday olacağım abi. İnşallah. Ben buradan söz veriyorum. Adanalı'ya ölmez sağ kalırsam, Allah da izin verirse ben milletvekili adayı olacağım. İnşallah. Ama öyle ama böyle. Hele de kafamda en büyük hedefim ne ya? Şimdi 50 yaşındayım da yaşlanıyoruz da korkuyorum tabii yaşlandıkça ama hedefim bu memlekete Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında Allah nasip ederse Tarım Bakanı olmak istiyorum. Maşallah. tekrar söylüyorum. Köylü kızı olarak, çiftçi bir ailenin evladı olarak ya, Tarım Bakanı olacağım. Yani. Olmaz diye bir şey yok. Mesele olur şu mu? Var yani. Fakat şimdi şaka yapıyorum tabii de olur mu abi? Ya niye olmasın? Bakın olandan çok daha farklı şey. Ya bakın profesör. Olandan benden iyi mi hocam? Bakın arkadaşımız, bizim büyüğümüz yaş olarak, bizim abimiz. Tarım Bakanlığı yapmış Adana'mızdan. Verkili şey mi diyorsun? İsmi önemli değil. Bak ben isim vermiyorum. Ben veriyorum verkili şey. Ya ben üniversiteden de hocam yani. Beraber işler yaptık. Beraber. Ben çok yol yürüdüm. Evet. Hala bakın Vahit Bey. Yani. Ama yani Vahit Bey bakan oldu. Bakan olduktan bir müddet sonra Afrika'dan hatırlayın. Hey o güldüm yani oraya. Yani düşünün. Ona Türkiye gibi bir ülkeden ben onu. Bırakıyoruz Afrika'dan biz destek alacağız. Yani ben bazen gerçekten kulaklarımın duyduğuna inanamıyorum. Ben de şaşırıyorum. Onun için. Şimdi yani bir profesör iki dönem milletvekilliği yapmış ve milletvekilliğinden sonra dışarıdan Cumhurbaşkanı tansipleriyle tutmuş bakan olmuş. Ama bakanlığı döneminde Afrika'dan destek konusu bilmiyorum yani. Vallahi Cumhurbaşkanım. Yani sadece bilmek yetmiyor herhalde. Deriyle ben de Tarım Bakanı olmak istiyorum yani. Bak o zaman nasıl düzeltiyorum. Vallahi masalara vura vura Osmanlı tokadı vura vura düzeltirim ben ya. Vallahi Cumhurbaşkanı da aslında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bununla da bitirelim isterseniz. Bence de bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar katılımcı arkadaşlar çok güzel yorumlar yazdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki rıfk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rıfk.
fısk bir şeye girdi mi onu tezyin eder, güzelleştirir. Yani yumuşaklık, hilim bir şeye girdi mi onu güzelleştirir. Ama rıfk bir şeyden çıktı mı da onu çirkinleştirir diyor. Onun için biz kürsüye vururken de ölçülü vuracağız. Dilimiz de insanların vurur. Kalbine vururken de ölçülü vuracak. Çünkü derdimiz hiç kimseyi kaybetmek değil. Derdimiz bu vatanın kardeşliğini tesis etmek ve fakat haksız uygulamaları zulmü de ortadan kaldıracağız. Aynen öyle. Yani hani niye aylardır ne anlatıyor Hüseyin Hocam görüyorsun. Ne Hazreti Ömer'in dişi hali. Aynen. Allah razı olsun. Sizden ne anlatıyorum abi aylardır? Diyorum ki namussuzlar, ırz düşmanları, hırsızlar, arsızlar, makamları kullananlar, rakamları kullananlar. Bunlarla yani çarpışıyorum arkadaşlar. Adeta böyle kılıç kuşandım bir köylü kızı olarak resmen çarpıştım. Farkındaysan. Tabii farkındayım. Davalar açtılar, gittiler, geldiler. Ya atlıya neredeyse buyruk olacaklar Emine Koç'a. Ha, bir sır daha vereyim mi? Diye. Bir sır daha vereyim mi? Sırlar adam oldu valla. Sırlar yani, paranın sıkıntısı sana para beklemiştim. Yani, kabul etmemiştim. Evet. Onu da açıklamak istiyorum. Açıkla. Sakın. Bakın ben duyuyorum tabii. Ne paralar alıyor, ne şey yapıyor diyorlar Emine Hanım'a. Dediler, bakın dediler. Ben Allah için ve adaylarım biz programa çıktık Allah razı olsun. Kendi davet yani. Etti. Biz gelelim mi dedik yani adaylarımızdan. Evet, adaylarımız getirdi. Geldi. Ben bir gün kendisini aradım. Rahatsızdı. Çok hastaydı. Evet. Evden çıkamıyordu. İbanını atın dedim. Size bir miktar katkıda bulunalım dedim. Vallahi kabul etmedi. Asla. Bakın yüzü burada. Asla. Mesajlarında duruyor. Aha burada. Bakın ben yani çok büyük bir şey atmayacaktık. Biz çünkü teşkilat olarak çok varlıklı insanlar değiliz. Ama dedim ki Emine Hanım İBAN atın size biraz harçlık atayım de evden çıkamıyorsunuz bari bir şeyler istetin diye. Vallahi kabul etmedi. Aynen. Bakın yüzü burada söylüyorum. Aynen. Bakın. Vallahi bunu menfaat için, çıkarmak için, çıkar için neler yapıyorlar ben biliyorum. Değil mi? Onun için Aynen. hepinizin huzurunda tüm Adanalı'nın Hollanda'ya kadar giden yayınımızın kim bizi izliyorsa hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bunları Adana'nın hakkaniyeti için, Adana'nın kazanımı için yaptı, yapıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yumurtalık'ta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yumurtalık'ta seçimi Emine Koçak kazandı. Adana'da seçimi Emine Koçak kazandı. Çünkü hiçbir zaman kalemimi, şahsımı, karakterimi 3 kuruşa, 5 kuruşa satmadım. Hiç kimsenin zoruyla bir yere yönlenmedim. Yandaş olmadım. Kendi özgür, hür irademle Adana'nın hür ve gür sesi olmaya çalıştım. Neden? Neden? Hakkı hakikati haykırmak için değil mi? Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımız Emine Koçak YouTube kanalımızdan abone olun mübarekler. Tekrar söylüyorum. Paralı değil. Ne kadar çok abone olursanız mübarekler o kadar daha güzel yayınlar yapacağız YouTube'dan. Instagram'dan da Emine Koçak 01 Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Önerileriniz için de açığız. Facebook mavi tıklı Emine Koçak hesabından bizi takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için Allah razı olsun. Memleketimiz için hayırlısı olsun. Vurmadan, kırmadan, hiçbir şey olmadan ne güzel bir seçim geçirdik. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir seçimdi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hayırlı ben de. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Yaklaşan Kadir gecenizi de tebrik ediyorum. Herhalde girmiş de olabilir. Her anda girmiş de olabilir. Son 10 gün içinde 20, aynen, 15 gün içinde mi derler? Zaten Ramazan'ın birinden bugüne kadar her günü Kadir yazdım. Gecesiymiş gibi her yazdım. Herkese toplu evet. mesaj attınız. Aynen. Her gün bir Kadir gecesi gibi bize mesaj gönderdiniz. Rabbim de tesirini halk eylesin. Allah razı olsun. Şimdiden bayram ağzınızın tadıyla olsun. Rabbim Gazze'ye, Filistin'e, evet, Mescid-i Aksa'ya, evet, Doğu Türkistan'a genişlik ve kurtuluş nasip etsin. Amin, çok amin. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Belediye başkanı olayım mı? İnşallah. Aday olayım mı? İnşallah. Yumurtalı. Ama yumurtalı da hak etmiyordur ya. Beni hak etmiyorsunuz ama yine de bir düşüneceğim tabii. Annem diyor ya önünden de gidilmez arkasından da. Evet yayını hemen bitirelim. Teşekkür geçmiş ediyorum olsun. Başkanım. Allah razı olsun. Allah ben de teşekkür Allah ediyorum. Teşekkür ediyorum. Son kez bir şiir alayım diyorum ama. Şöyle bitti. Gitti mi? Şarj bitti. Yayınımız bitmedi. Ama benim şarj bitti. Eyvah. Ben her şeyi görmedim. Evet. Yani bir kısa bir şey varsa alabilir misin? İsterseniz. Küçük bir şey var mı? Bakıyorum ama hemen. Şey... Ya aklınızda olan güzel bir küçük bir şey. Şöyle birkaç cümle de olabilir başka. Alacağız.
Yok. Tamam. Son mesajınızı verin. Bir hadise siz okuyun. Özgür Özel ayeti özgürle karıştırdı ya. Ayetle hadisi birbirine. Kesinlikle. Şunu bilin ki Allah buyuruyor ki eğer biz ona karşı samimi olursak o da bize karşı destekleyecek. Çünkü ayet-i kerimede buyuruyor ki İntansurullah yansurkumullah. Siz Allah'ın dinine, İslam'a, Kur'an'a hizmet eder, yardım ederseniz Allah da size yardımını esirgemez. Ya Rabbi bizi düzelt şu Ramazan hürmetine. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler.